Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemi transferle karşınızdayız. Haldun Domaç ve Mahmut Alpaslan konuklarımız. Kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Yaklaşık 3 saat boyunca da birlikte olacağımızı söyleyelim. Ee, hoş geldiniz Haldun Domaç. Hocam, i̇yi iyi geldiniz. Hoş bulduk Kerem. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem'ciğim. İyi, i̇yi yayınlar Yenler olsun hepimiz için. E, açılışı Fenerbahçe ile yapacağız. Sarı lacivertlerin transfer gündemini değerlendireceğiz. Alioski'yi konuşacağız ama önceliğimiz elbette Fenerbahçe'nin oynayacağı. <laughs> E, UEFA Avrupa Ligi eleme maçı olacak Slovakya'yla Sarılacı Aerkliler yarın akşam karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair hazırladığımız haberi şimdi ekranlara taşıyalım. Sonrasında mücadeleye dair konuşacağız. Sarılacı Aerkl takım ile karşı karşıya gelecek. Tabii ki e, hedef avantajlı bir sonuç almak. Mümkünse ilk karşılaşmada e, alacağımız iyi sonuçla deplasman öncesinde işi büyük ölçüde bitirmek. E, ama beklentimiz bizim hep böyledir. Bazen daha farklı şeylerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Mutlaka rakibi çok 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 ciddi almak gerekiyor diye düşünüyorum Aldın da maç. E, beklentilerimiz e, her zaman böyle oluyor. Hatta sonuçlara da ulaşıyoruz. Dinamo Kievle e, Fenerbahçe deplasmanda berabere kaldı. Evet. Evinde mağlup oldu? Yani 120 dakikanın sonunda. E, yani o ilk maçta elde edilen sonuçlar e, bazen sizi ikinci maçta taşımayabiliyor. Onun için. E, oradan da öyle 3-0 5-0 gibi falan çok farklı bir skorla gelemeyeceğinize göre demek ki iki maçları da 180 dakika olarak düşünmek lazım. Ona göre bir strateji, ona göre bir planlama yapmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında elenmesi özellikle ikinci karşılaşmaya baktığımızda açıkçası yani pek çok şey eee ardarda Fenerbahçe'nin başına geldi. İşte kırmızı kart, kaçırılan penaltı, direkten dönen top gibi. Ee, bu açıdan baktığımızda yani Dinamo Kiev maçını bir anlamda bir iş kazası gibi de değerlendirebiliriz yani öyle bakabiliriz 10 kişi oynadı çok uzun süre ee, Slovaçka karşısında e, turun favorisi Fenerbahçe e, gibi görünüyor yani onda. da bir hazırlık maçında izledik öne alan baskısını iyi yapan bir takım yani ben e, o gördüğüm e, Slovaçka'da öyle o kadar hani yabana atılacak bir takım değil Çek, evet. çek takımı zaten hani o takımlar Avrupa'da iş yapan takımlar ama e, tabii ki Çek Slavia e, Prak değil e, işte Sparta Prak değil vesaire yani hani o, öyle bir takım değil ama netice itibariyle. ...bir futbol kültürü olan bir ülke ve futbol kültürü olan bir takımdan, şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani kolay bir maç yok. Zaten Avrupa'da kolay maç olmadığını çok net bir şekilde gözlemledik. Onun için Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde yine turun favorisi olduğunu söyleyebilirim. Ama şöyle söyleyebiliriz izleyiciler, sen %75 turu geçti diye de söylemiştin Dinamo Kiev ikinci maçında... Ama o işte o bıraktığım yüzde 25 bütün bunları tamamladı, kaldırdı ortadan. Hocam beklentiniz ne? Tabii beklentimiz bizim hep galibiyet, hep tur atlamak. Bence Fenerbahçe, Dinamo maçı benim için sürpriz oldu eğlenmesi. Tamam oradaki maçı gördükten sonra burada dedik daha farklı olur ama bir bir yerde de bir parantez açtık. işte sol tarafta arıza veriyoruz. Esas yani e, hücum anlarında rakip sağdan gelince defansta bir orada sıkıntı oluyor. Ya Haldur'da söyledim. Penaltı yatırmıyorsun, 10 atamıyorsun. Ondan sonra da rakip geliyor. iki tane yakaldım. Onlar da böyle. Bunlar işi bitirip götürüyorlar. Ondan sonra da ahlarla vaklarla olmuyor bu iş. Ee, yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi için daha iyi bir olay olacaktır. Oradan eğlendiğiniz zaman da şimdi bu tarafa geçeceksiniz. E, Valla artık bundan sonra bir şey diyemiyorsun. Bu yener misin, yenemez misin? Tabii favori her zaman için bizim kendi takımlarımız ama e, bazen de harikayı yapıyorlar, çıkıyorlar. Rakip Geliyor sizden puanını ve da ne gerekiyorsa onu alıp gidiyor. Yani bizim için Slovakya e, ne derecede başarılı olur. Fenerbahçe bir de kimlerle oynayacak onu da bilmiyorum şimdi. E, stoperler, yeni gelenleri mi oynatacaksınız? Hocam bugün e, basın toplantısında üçlü de oynarım dedi, dörtlü de oynarım dedi. E, Burunayı falan aldığınız zaman onu biliyorsun. Üçlü oynama meziyeti var. E, atabiliyor, sol bekte de oynatabiliyor. Yani e, şu anda biz bir çırpıda Fenerbahçe'nin ana kadrosunu saymayacağız. Bütün her şey yeni gelenler oynar mı? Eksikler çok. Eksikler de var. Yeni gelenler oynayacak mı ki büyük olasılıkta zaten onlar hazır geldiler. Oynamış olarak geldiler. Stoper oynamış olarak geldi. <laughs> Marsilya'da çalışmış şeydesin, kadrodasın ve anlaşma yapıyorsun, geliyorsun. Yani. Bilemiyoruz sizlere ne verecek. Rakibi de çok fazla bilmiyoruz Hazırlık maçlarında biraz ne kadar bir şeyler görsem bile ama sıkıntı yaşayabilirsin her zaman için. Çünkü hücumda oynayan bir takım olacak. Fenerbahçe önde basacak. Ama işte geçen sezonda bunu gördük. Bu sezonda bir iki maçta gördük. Yani oynanan Dinamo Kiev'de veyahut da hazırlık maçlarında göbekten çok boşluk verebiliyorlar. Ama temennimiz turu geçip ikinci ikincisine gitmek artık. Trabzonspor maçında yani Trabzonspor'la oynadıkları 2-2 sonuçlanan hazırlık maçını izledim ben Kerem. Hı hı. Ee, şöyle bir uygulama yaptılar. Hani bu bir strateji midir yoksa bu bir e, o anlık bir durum mudur yoksa sezona yayacakları bir anlayış mıdır? Trabzonspor'un geriden oyun çık top çıkarmasını engelleyecek bir e, şekilde ön alan baskısı yaptılar. Yani müthiş bir ön alan baskısı yaptırdılar. Kaybettikleri... Ee, topların tamamını kaybettikleri yerde baskıya çevirmeye çalıştılar. Ha ama şimdi diyecekler ki hani bir tane maç seyredip hani ona göremiyorum yapıyorsun. O maça göre yorum yapıyorum. Yani o maçtaki görüntü hatta birçok kişi de şaşırmıştı. Yani Trabzonspor geriden oyuna e, oyunu kurma becerisini gösteremedi gibi diye de düşünülmüştü. Şimdi aynısını Fenerbahçe'ye karşı yaparlar mı? Yaparlarsa Fenerbahçe nasıl bir sonuç elde eder? Bunlarla ilgili fikir yürütmek de çok kolay değil. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu da yenilendi. Tekrar güncelleniyor. Yani stoper bölgesi yeniden güncelleniyor. Öyle baktığımız zaman ciddi bir sıkıntı olacak. Altay'la ilgili son durumu ben tam dışarı çıkıyordum. Altay sorusu soruldu. E, oynayacak mı oynamayacak mı e, galiba e, Ahmet Selim Kul oynama ihtimali yüksek gibi bir cümle söylemişti. Şimdi Altay da olmazsa diyelim hani oynayacak hmm. olmazsa orada da bir sıkıntı olacak Osman Ertuğrul konusunda. E, yani ilk maç gerçekten de hani bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. Bir de hocanın e, sürekli e, iki maçta da yaptığı kadro tercihlerinde sıkıntılar oluştu. Mesela Joshua King'i iki maçta da ilk 11 başlatması halbuki Joshua King kendisi dedi ki ben hazır değilim %30 hazırım değilim derken iki maçta da 11 başladı ve mesela şunu şundan vazgeçecek mi hoca onu görmek e, lazım yani kadro elimizde olmadığı için bilmiyorum Ahmet Selim Kulun e, kadrosunu e, şöyle söyleyeyim mesela e, genelde koşucularla oynamayı e, ön planda tuttu iki maçta da hem Dinamo Kiev maçlarında koşuculardan kastım Joshua King, Valencia, Rossi yani böyle koşucuları ön plana çıkararak oynamaya çalıştı. Ee, mesela şimdi acaba Serdar Dursun'la mı başlar ön alan baskısında e, stoperlerin üzerine baskı yapmayı mı düşünür? Ee, o Onunla ilgili net bilgimiz yok açıkçası. Muhtemel 11 aşağı yukarı şöyle Sir. ama değişiklikler de olabilir. Bunu söyleyelim çünkü hakikaten Fenerbahçe'nin bu kadrosunu bu eksiklerle beraber öngörmek kolay değil. Altay, Osayi, Gustavo Salay, Ferdi, Arao, Bruma, Crespo, Rossi, King, Valencia. Yani King yine olacak diyorsun. Evet. King, Valencia yine o zaman koşucularla oynayacak. Yani şu anda öyle bir düşüncesi var demek ki. Yani o söylediğinden çıkan sonuç ben onu söylüyorum. Koşuculardan kastım mobil oyuncuları tercih ediyor. Yani iki maçta da hemen şöyle hatırlayalım. Mesela ilk Dinamo Kiev maçı Valencia var, King var, Rossi var. İrfan Can var. İkinci maçta hiç değişiklik yapmadan yine aynı şekilde bu koşucu oyuncuları, İrfan Can dışındaki koşucu oyuncuları King'i, Valencia'yı, Rossi'yi tekrar kullandı. Yani 3 koşucuyu tekrar kullandı. Kaldı ki bir de Rossi'yi de kanat organizasyonlarında değil, daha içeriye doğru da kullanıyor zaman zaman. Ama bu maçta acaba... O maçlardan ne tür bir ders çıkartıldı diye merak ediyorum ama şu anda Ahmet Selim'in verdiği kadro herhalde bu. Ahmet Selim'in verdiği kadroya baktığımızda değişen fazla bir şey olmamış gibi görünüyor. Bir daha sayar mısın Kerem ee, ön tarafı Alt mesela. E, tamamını sayayım. He. Altay, Osayi, Gustavo, Henrique, Salai, Ferdi, Arao, Bruma, Crespo, Rossi, King, Valencia. Bruma, Crespo, Rossi, Bruma, Crespo, Rossi, King, Valencia yine koşucular var ama hepsi top kullanan Bu, adamlar yani teknik kapasiteleri olan top kullanan adamlar yani. hocam Onunca şöyle bir şey var yani şimdi <laughs> koşucu olacak tabii haliyle yani top da kullanıyorlar bunlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum koşucu olacak tabii de. Mesela siz santroforunuzu koşucu tercih ediyorsunuz. Sonra onun arkasında ya da yanında oynattığınız oyuncuyu da koşucu tercih ediyorsunuz. Olur yani bunlar rakibine yani göre. Tabii ki, tabii ki olur. Oluyor zaten yani. yani. Oldu yani, yaptı zaten. Şunu ya şu bir zarar. Yani şunu anladım yani. Tam açalım da yanlış anlaşılmasın. Onun için dedim yani zararlı değil. Çünkü rakibi siz orada tutmaya çalışıyorsunuz. Bunların bir de biri bir kabiliyetleri de olduğu için. Öndeki oyuncuların. Ee, burada fayda önemli olan işte girdiğiniz zaman onu neticeye getirmek o şey e, sonuçlanmak. Şeyde bir sıkıntıları yok. Topu taşımada sıkıntıları yok. Adam e, eksiltmede bir sıkıntıları yok ama son vuruşlarda bir sıkıntılar oldu. Orada onları mesela yakalamış olsalardı e, iki maçta da, oradaki de, burada da e, olay çok farklı giderdi. Bilhassa ilk 20 dakikada falan girdikleri pozisyonlar değerlendirmiş olsa şu anda çok farklı konuşacağız ama ya ne bileyim <laughs> şu anda e, esas en sıkıntı şey e, Haldun arkası yeni çıkacaklar. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu tabii herkesin düşüncesi Mutlaka var. Tabii. Bir koşucu yanında bir pivotla eğer ikili oynuyorsan daha doğru iş yapıyorsun ki. Ama kalmadı demek ki. artık öyle Validon. Üst, üst seviyedeki ne? takımlara bakıyorsun. Avrupa'nın üst seviyedeki takımlarında hepsi artık çok dinamik. Önde de çok dinamikler. Koşanlar, din kabiliyetli onlar, şüprintler oyuncular. Niye Galatasaray'da iki tane kenar koşucusu hatta bir tanesi çok net. Önünde bir Haris Seferovic gibi. Ben Seferoviç Türkiye takımlarından gibi. bahsetmedim. Gelen bahsetti. Biz yani, kendimizden bahsediyoruz böyle de ama ben gen, artık gen, gen, geçti. Ben şeyi söylüyorum. Yani artık öyle bir şeyi... Ya yani şöyle bir şey var. Pivot. Hocam, farklı. şunu söylemeye çalıştım. Bir, bir daha, daha net açayım da, pivot santrofor e, sabit santrofor değil. Cornelius da pivot santrofor. Ama yeri geldiği zaman mobil gezebilen oyuncu. Şimdi Serdar Dursun da senin elinde. Yani şöyle değil ki, yani ceza sahasında Super Mario Jardel vardı. Ceza sahasında durur, evet. bekler. Böyle bir format yok zaten. Hiç oyuncu yok böyle. Ne Haris Seferovic öyle, ne Cornelius öyle, ne Serdar Dursun öyle. Yani öyle. Şöyle bekleyelim gelsin ha Süper Mario Jardel de çok başka bir oyuncu Ona, ona da geldiği zaman ayağa kalk Yani top ayağına geldim yani ayağa kalkıyorsun Adında süper varmış gibi <laughs> söylüyoruz Ayam, yani. Yani, Mario <laughs> Jardel'e ekliyoruz o öyle ben, bir oyuncuydu. Onun türbündeki tezahürat Öyleydi Kerem hatırlarsın Süper süper Mario Jardel Hani şa, Mario Jardel gibi bir e, Tip değil artık O futbol oraya evrilmedi Farklı bir yere evrildi ama yine de Yine de e, Güçlü fizikli stoperleri meşgul edebilecek, onların oyuna girmesini engelleyecek bir tane koşucuyla bir tane daha böyle hani öyle bir oyuncu. Hani pivot santrofor deyince dediğim gibi hani Mario Jardel gibi bir oyuncudan bahsetmiyorum. Öyle oyuncuya ihtiyaç var. Yani şimdi Fenerbahçe'nin mesela oyuna başlarken Serdar Dursun'la başlasa Joshua King yerine daha mı doğru olurdu? bence daha doğru olurdu. Belki herkesin başka görüşleri vardır ama yani elindeki malzemeye göre söylüyorum. Ama çok daha iyisini alsa, onunla başlasa daha mı iyi olurdu? O da başka bir konu Burada tabii. Bu tabii forvet sıkıntısından ziyade şimdi tabii bir sakatlıklar geldi. İstenmem, istenmeyen değil de olacak, beklenilen bir transferdi. O gitti. Müdafanız olduğu gibi daldı şu anda. Yepyeni bir müdafaa getirdiniz. Yani stoperler yenilendi. Ferdiyle sol bekleme başlarsınız. Yeni geleni mi oynatırsınız? Gönlü o tarafa koyarsınız? Yani oradaki bir sıkıntı bizi, bizi her zaman için nasıl söyleyeyim zorlayacak gibi. Çünkü birbirlerini tanımayanlar olacak. Salay, Gustavo. İkisi de farklı bir stoperler. İlk maçlar evet. olacak beraber. Bukanım? Beraber, beraber, başarı beraber başarı. ilk ben. Çünkü siz istediğiniz kadar çalışın. Antrenman yapın ama oraya çıktığınız zaman oradaki gidişatlar ne zaman kapatacaksın, ne zaman itme yapacaksın çok farklı oluyor. Sol tarafta Ferdi ile mi başlarsın yoksa Elvan'ı mı alırsın onu da sol bek olarak al Yani hem sol bek hem de stoper oynayın. Hocam oynayan. o net stoper planı. Bence oldu. de net Alioski stoper. Sol o geldikten olacak. sonra değişecek. öyle. üçlü de oynayabilirler. Fenerbahçe ilerleyen zamanlarda üçlüyü görebiliriz. Bunları aldıktan sonra yaşayabiliriz bunu. E, Luan için şöyle baktım. E, Kerem de hatırlayacak. Galatasaray maçlarına baktım. Evet. Birinci Birinci Galatasaray maçında stoper, ikinci Galatasaray maçında sol bek oynamış. Yani e, oynu, oynuyor. Oynatıyormuş. Ama oyuncu kendisi diyor ki zaten ben sol bek oynamayı sevmiyorum. Benim öyle bir becerim yok. Yani böyle gideyim, Değil, geleyim, oradan orta atayım, keseyim falan öyle bir becerim yok zaten diyor. Zaten ikisinin de özellikleri Hakan Balta tarzı bir sol bek. Yani. ikisinin de özellikleri Gustavo ile Luan'ın özellikleri kesen İlk amlede yaptınız yaptınız, yapmadınız ondan sonra sıkıntıyı çekersiniz. Bunlar kendi takımları ama oynayan oyuncular şimdi bunu da söylemek lazım kendi takımlarında. Şimdi hocam ben başka bir konu söyleyeyim istersen sana oynayan oyuncular derken şimdi belki bu e, ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşacağız da Fenerbahçe'nin e, 11 oyuncu transferine ihtiyacı var mıydı? 11. Hani 10 diyebiliriz. Neden 10 diyebiliriz? Çünkü Lamina Diyak'ı aldılar Ankara gücüne verdiler. Yani bir lisansı çıktı sonra verdiler. 10 diyelim. 10 oyuncuya bu takımın ihtiyacı var mıydı? Ya işte bu zaten herkesin... Ve 10 oyuncu aldınız. Özür dilerim bir şey daha söyleyeyim sonra devam edin hocam. 10 oyuncu aldınız Santrofor almadınız. Herkesin kafasında zaten soru işareti var yani hep, hepimiz burada bütün herkes futbol paydaşları arkadaşlar hepsi 5 tane transferle biter diye düşünülüyordu. Fakat gün geçtikçe farklılıklar geldi. Gün geçtikçe farklılıklar geldi. E sakatlıklar geldi. Şimdi kaleci de alacaksınız. Kaleci de arıyorlar. Hayır kaleci de alacaksın. Santrafor da alacaksın. Ee, yani daha iki tane alma olasılığın yüksek. Yani e, zaten 11 Birden oyuncu almışsın. Bakın devamlı değişiklikler e, takımda belki size ligde sıkıntıyı yaratabilir. E, lig maratonunda fazla bir sıkıntı görebilirsiniz. Çünkü adaptasyonu çok farklı olacak. Tamam gelen oyuncular fert fert değerlendirdiğiniz zaman mevkilerinde özellikleri olan oyuncular. Ama burada lig başladığınız zaman lig maratonu da çok farklı oluyor. Bunun çok, Bu onun sancısını... çok özür diliyorum. Bir küçük düzeltme. Altay'ın yerine de Ertuğrul oynayacak. 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 Ben öyle onu öyle mi? öyle öğrendiğim için yani öyle söylemişlerdi. şimdi o da savunma kurgusunda iki değişik Her şey yani çok değiştiriyor sizi şimdi. Biz. Mecburiyetten o. Tabii. Yani çare yok. Şimdi hocam şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yıllık sözleşme imzalamış bir hocaya 10 oyuncu. Hadi bir tanesi gittiği için söyleyeyim. 10 oyuncu artı iki tane daha. Mesela bu transfer planlamasının e, doğru olmadığını bize gösteren unsurlardan biri. En baştan e, Alioski'yi transfer etsen Emre Mor'u almana gerek kalmayabilirdi. Sağ önde. Ona Çünkü bakarsın, Ferdi orada oynuyor. Çok isimli Alırdın Ferdi'yi getirirdin oraya koyardın. O say Samuel de orada oynuyor. Rossi de oynuyor. Yani, Rossi şimdi oynuyor. anlatmak için. Şimdi elinde Rossi var. Rossi ile sözleşme uzattın. Buruma'yı transfer ettin. Hoca beni istedi diyor ve oynamıyor. Yani hani e, bence transfer e, planlamasında ha Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı var? Yani artık 7 düvel biliyor ki Santrofor'a ihtiyacı var. Bak ben Serdar Dursun'un oynaması gerekli derken de Serdar Dursun'un birinci değil ikinci Santrofor olduğunu düşünenlerdenim. Buna rağmen söylüyorum. Şimdi sezon bittiğinde bir tane Solbek, bir Santrofor, bir Santrofor. Bir de e, ön libero almış olsaydınız, bir sol bek, bir santrofor, bir ön libero. Çünkü ön libero da e, oradaki derinliği kaybettiniz, almış olsanız. Hadi Kim kiminciye gitti. Bir de stoper almış olsaydınız, dört oyuncuyla size de bir bonus vereyim hocam dediniz ya beş, beş oyuncuyla sezonu kapatırdınız. Lincoln Henrique oynuyor mu? Yok. Buruma oynuyor mu? Yok. Emre Mor oynuyor mu? Yok. Thiago Çukur gidecek. Yani geldi gidecek diye bakıyorlar. Arayo aldığınız Pedro'yu oynatacak herhalde. Yani zamana ihtiyaç. Joshua King oynuyor mu? Verimli mi? Oynuyor. Verimi yok şu anda. Lamina Diak dediğim gibi gitti. Gustavo Henrique hani vazgeçilmez bir stoper mi? Yani mesela Luan Perez gibi mi? Değil. Ee, baktın Alioski gerekli mi? Yüzde yüz gerekli. E yani Alioski'nin mesela şu anda değil de sezon başından beri Alioski'ye Trabzonspor'a yazılıyor, Galatasaray'a yazılıyor, Beşiktaş'a yazılıyor. Geçen sene de yazılıyor. E, e, hep. Hepsine yazıldı. Yani hepsinin ilgisi vardı. E zamanında alıp ferdi oraya atardın. Bir transferi yapmazdın bunların içerisinde. E, tabii ama şimdi yani, yani Aloski şeyi bekledi. Başka transfer bekledi. Olmayınca ben bize o, bize kayıyorlar. Maddi onun beklentisi. Yükseldi. Genelde genelde zaten bunlar hep böyle tabii. Gitti. Hocam el ahli yani benim yanlış bilmiyorsam orayı Suudi Arabistan futbolunu takip edenler de doğrulayabilirler bizi. El ahli küme düştüğü için evet. aşağıda yabancı oyuncu oynatamıyorsun. Dolayısıyla bu oyuncunun gideceği belli zaten. Yani bir yere gidecek yani çare yok yani oynamıyor. Ha ne yapıyor takım akıllıca bir stratejiyle içinde tutup ne yaptı? İşte kiralama ya da satma gibi bir plan üzerinden yürüdü. Ben onu anlatmıyorum. Anlatmak istediğim şu. Yani Fenerbahçe'nin transfer politikası sıkıntılı bir politika oldu. Onu anlatıyorum. Şimdi sizin bak şöyle çevireyim. Şu anda da öncelik kaleci transferi Heh, bu arada. Mesela kaleci transferi şu anda değil Kerem daha önce de öncelikti. Yani Altay'ın arkasında bekleyecek bir kaleciye ihtiyaç var diye ilk gün transferin ilk günü konuşulmaya başlandı. İlk gün Gökhan Akkan isminden Ertuğrul, Ertuğrul'la pazarlık yapıldı biliyorum. 1,5 milyon euro istedi Kasımpaşa. Ertuğrul Taşkıran'dan bahsedildi, İrfancan Can Eğribayat. E şimdi bak geldik geldik geldik, e hala daha yok. Ama ne yaptınız? Şimdi ben söyleyeyim, e şöyle saymaya başlayayım istersen. İsmail Yüksek, Arayo, Crespo, Miha Zeiss, Lincoln Henrique Mert Hakan, Arda Güler, Joao Pedro... Hatta İrfan Can'ı falan da içeriye at. 7-8 tane benzer pozisyon oynayan oyuncu aldınız. Yani bu bence bir kadro, klasik söylüyoruz ama mühendisler kızıyor diye söylemek istemiyorum. Bu kadro mühendisliği hatası var burada. Yani bu transferlerde. Her sene yapılanma yapıyorsunuz yani ama bu, bu sadece Beşiktaş için değil, genelinde Hocam 10 da 10, 10 tane transfer ve 2 tane daha bekleniyor. 12 tane. Ya geçen sene Fenerbahçe ligi kaçıncı sırada bitirdi? İki. İkinci sırada. Zaten hocanın yani, toplantısını dinledin mi sen? Beş hafta geri yani beş hafta daha belki olsa diye iddia ediliyor ya hani o da hmm. Trabzon'un tabii biraz işi gevşetmesinden kaynaklı. Fenerbahçe şampiyon bile olabilirdi denilen yerde 10 tane transfer. 2 tane daha yapacaksın. 12 tane. Bu hocanın, kadar değişime gerek var mı yani? Ben bunu soruyorum yani. Şunu söylüyor hoca. şeyde Avrupa'da gidebildiğimiz yere gideceğiz ama önemli olan lig şampiyonu diyor. Fakat elinde çok geniş bir kadro var. Bunları nasıl kullanacaksınız? E şimdi Valencia'yı da sayalım Santrofor pozisyondaki ki menşek olarak Santrofor'dan ondan sonra devşirme dışarılara atıldı. Şu anda dört tane mi var Santrofor? Ben sayayım hocam sana. Pozisyonda dört tane var. Tiago Çukur, Berisha, Serdar Dursun, Valencia, Gitmediği için Samet Samat ve Joshua King. Ya genelinde hepsine bakar. Bir de şeyde oynayabiliyor. Joao Pedro da Joa oynayabiliyor. Pedro Aslında <laughs> kağıt üstünde Joao Pedro, Joshua jo King, Serdar Dursun, Ener Valencia. Thiago Çukur bu takımda oynamayacak. Kiralık gidecek Berisha. muhtemelen. Ali Samat'ta Berisha. zaten yok. Berisha sanki planlarda yok gibi. E, Berisha'yı kadroya yazdı. Avrupa kadrosuna yazdı. E, sakatlıklar var, eksikler. E yani var. hani kadro... yani belki de planda vardır. <laughs> yani bilmiyoruz. Hayır, hay, elinde var zaten diye söylüyoruz. Çok yani, kalabalık olduğu için bu hafta onu görebiliyorsun ve bir hafta farklısını göreceksin. Hocam evet. 22 Devam. tane çok farklı yabancı oyuncusu var fena yani, Onlardan kurtulacak tane. mutlaka da. E, fakat e, öyle bir mevkiler var ki çok kalabalık oldu. Bakın tekrardan şimdi stoperleriniz sizin bir tek Serdar var dışarıda düşünürsünüz sakatlıktan olan. Gene 3 tane stoperiniz var, doğru mu? Yani şu anda Sadar'la birlikte sayarsan 4 tane. Evet. E Sadar'da sezon içinde devamlı e, işte onun 100.000 e, sakatlıkları, devamlı sakatlığını gene 3 stoperle devam edeceksiniz. E, orta sahanız kalabalık, bekleriniz yok gibi. Yani Sabi hadi bırak. Samuel oraya hakikaten oturtta mı? Solda da işte eğer e, Loskiye bir şey olursa gene Ferdi'yle oynarım diyorsunuz. Ama onun da olmadığını çocuğu da boşu boşuna oraya hapsetmiş oluyorsunuz. ya yani defansif özelliği olmayan bir oyuncu. E, sıkıntı yaşıyorsunuz. Fakat forvet ve ofansif hat çok, çok fazla. E, şeyi çözemeyeceğiz şimdi. E, orta sahada kimle başlayacak? Arayı ara, ara, kreşko mu yapacak? İkisi mi olacak? E, Zeiss mi olacak? Zais'i toparlandıktan sonra hiç ne olacak? kullanmadı hocam. Zais'i kullanmıyor zaten ben. Yok yani ben şimdi kullanıp şimdi bu itmanlara başladıktan sonra tabii haliyle hepsini bir önünde görüyor neler yapabileceğini. <laughs> Ama vazgeçilmezlerin en başında orada ara olacak. Ya yani biri yazıyorsun orada. Orta sahayıin orta saha defansif olarak patronu o olacak. Öyle, öyle gözüküyor. Yanında da kim oynar? Artık bakacaksın Zayt çok olur, fazla seçenek var. Krespon olur. Çok farklı. Ön taraf çok farklı. Onun önü çok farklı. E, Pedro'su var orada. İrfancanı var. Arda var. Arda'yı biz en başa yazalım ama Pedro herhalde en başta orada oynayacak. Toparlandıktan sonra. İrfan nerede oynatacaksınız? Ya, e, tabii Hocam bunlar planlamada onu anlattık. Biraz olsun. bir sıkıntı planlama, yaşayacaklar, biraz da lefi yaşayacaklar. Sıkıntı var. Yani planlama sıkıntısı. Türkiye liginde hazır bir kadronuz var. Sizi bir yere taşımış. Orada belliydi <laughs> ama e, e, hoca bunun sonucu kim olacak? E, dediğim gibi hoca bir şey Bu Mukavelesi var. Oldu, oldu, olmadı. Olmadı gitti. Bu sefer burada geride kalanlar en başta en başta birinci adam. Sayın e, Ali Koç başkan 22 yani çok, çok fazla aldınız. yabancı var hocam ancak 14 artı 3 yapabiliyorsun. 3 tane 20 yaş altı olarak 21 yaş altı oyuncu transfer edebiliyorsun. Şu anda baktım 21 tane oyuncu var. Hı? Şey 22 tane. 22 tane oyuncu var. Bir de santrafor Osa, yani. Daha sağmıyor. O Samuel. Bir de yabancı kaleci gündeme geldi. O Samuel. Gustavo, Henrique, Lemos, Kalker, Zalai, Tisseran, Luan Perez, Alioski, Novak, Arayo, ee, say say bitmiyor Bak sayıyorum daha Crespo, Zayz, Max Meyer, Lincoln, Henrique, Joao Pedro, Bruma, Rossi, Pelkas, Berisha, Valencia, Samatta, Joshua Ya say say bitmiyor yani 22 tane oyuncu var bak sayıyorum yani burada notumda var yani evet. Şimdi bu bir kere zaten bunların bir kısmını tahliye etmek zorundasın Yani bunları tahliye etmek zorundasın ve kimse de gitmiyor Yani kimse de gitmiyor hocam yani bu böyle şartlarda şimdi aldın aldın yani göndermeden aldın. Şimdi 22 tane ne olacak bunların durumu ona bakmak lazım. Ya ben şunu söyleyeyim bir planlama hatası var. bugün bugünün konusu mudur bu? Bugün mü konuşmamız lazım? Belki izleyicilerimiz diyebilir ki ya bugün konuşmasaydınız keşke işte yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Ama bir de bir gerçek var yani. Konuşsak da konuşmasak da bir gerçek var. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında e, belli bölgelere yığılma var. Ee, bugün yani. de var, yarın da var, öbür gün de var. Lig başlıyor. Yani lig başlıyor. Ligde kaç tane Türk oynatacaksın, kaç tane yabancı ...oynayacaksın gibi. Yani keşke 4-5 tane böyle 5 tane sağlam baba adam almış olsaydınız bu kadar fazla. Hocam, e, şöyle bir... savuracağını 5 tane <laughs> ...sen diyecektin ki ben burada da varım, burada da varım... açık alay götüreceğim. Bak şimdi çok kısa Trabzonspor gene İçtim üzerine. Ne yaptı? Üç tane, dört tane kapadı. dedi. Şimdi sen toparlayacaksın. Stoperlerin toparlanacak. Bir adaptasyon süreci var. Çok uzun sürecek yani. İnşallah sakatlıklar gelmez dedik ama başladı takımlarda sakatlıklar. Daha lig başlamadı. Herkese bir bölümü bak. Trabzon'da ham yok. 4 beş hafta yok. Galatasaray'da L yok. Fenerbahçe'deki sakatlıklar çıktı ortaya. Ee, onun için e, tamam kadro güzel tutmak güzel ama Böyle hani dedi mi 22 tane veyahut da 15 tane 10 tane oyuncu alacağını 5 tane baba al abi. Ben de seni götürsün şimdi düşün. onu söyleyecektim hocam. Sen o Çok fazla yı yı düşün. yığacağına Lincoln, Henry, KP, yani elinde Arda Turan, şey, Arda, Güler Arda Güler var, e, işte şey var, e, İrfan Can var, Mert Hakan var. O bölgelere yığın yığınak yapacağına 3 tanesini almayıp 3 tanesinin parasını bir santrafora verecektin. Yani Sistem Santrofor bu, veyahut da farklı özellikli yani, olanlar. Yani tartışmasız yani Fenerbahçe'nin alacağı Santrofor tartışmasız olması lazım. Yani ya acaba bu tutar mı bizde, iyi olur mu falan Hı. diye almaması o lazım. Belades olmaz ya, He, ya. Oldu hocam. saatten sonra. Oldu, hepsi oldu. Ve hala Fenerbahçe Santrofor konusunda Halesane e, Paleya'dan başka da e, bir isim üzerinde çok fazla yoğunlaşmıyor Fenerbahçe. E şimdi nasıl olacak bu yani Santrofor meselesi? O da yani, çok farklı bir Santrofor tamam güçlü bir Santrofor ama. İşte işte diyoruz o toparlanana kadar da epey bir zaman geçiyor. E, aman yani şey çok fazla dolduracağınıza işte anlatmaya çalıştık. Beş tanesini alırsın. Bunların iki tanesi senin nasıl olacak biliyor musun? Hiç kimsenin hayır diyemeyeceği pat pat o santrafor hani deriz ya gibi gol atıyor diye. O tarzını bulursun, getirirsin arkasındaki tane şası. Çünkü geçen sezon bize gösteren şuydu Fenerbahçe'nin kadrosu. Tamam sol tarafta zaafları var mıydı? Vardı. Sol bekini kapatırdın sol bekini. Santrofor'da madem almak istiyorsun alırdın oraya bir tane e, orta Sanse'nin e, Türkelliklerinden biz konuşuyoruz. Çünkü Avrupa'yı baksanıza e, o yanında lafından çıkıyoruz yani. Gidebileceğimiz yere kadar gidin abi. Nereye kadar gidin, gidin yani öyle bir kadro kurlayın. Biz Avrupa'yı Türkiye'de görmek istiyoruz Fenerbahçe İki e. tarafta da kovalayan bir kadro görmek istiyoruz. O şekilde de oyuncular alınıyor. İnşallah buradan hafta, e, hafta sonu maçlar oynayacak. Cuma'dan itibaren yani, maçlar başlıyor. Fenerbahçe'nin hala net bir santroforu yok. Düşünceleri, e, düşünceleri, yapılanmaları, yaptıkları ki her sene yeni bir yapılanma. Şey e, Halil, sezon başladı transferler. Şunu demiştim ben burada. Ya değil Hı. güzel dedim bizim takımlarımız dedim çok az yapıyor. Erkan kadrolar mi? hazır. Dört tane beş ah bir baktım zaman ilerledikçe onu gönderiyor, onu gönderiyor. Beş oldu, altı oldu, yedi oldu gidiyor. Önüne geçemiyorsun transferin ondan sonra da. seneye yine değiştireceksin. Yani göreceksiniz yeni sezonu, öbür sezonu. Yine Ocak'ta yine alacaklar. Şimdi hocam Galatasaray'ın... Bir Alioski ile ilgili bir haber var. Onu ekrana tamam. getirelim istiyorum. Galatasaray ile alakalı da ayrıca yo, yo, uzun ben uzun konuşacağız. Galatasaray ile bağdaştırmak bir örnek için söyleyeceğiz. Verin o zaman örneği sonrasında ya yani Şunu söylemeye çalışacağım. Mesela Galatasaray'ın... 8-10 transfer yapması kabul edilebilir. O ilk i̇lk yani. Ligdeki pozisyonu itibariyle, demek evet. ki bir şeylerde ters giden bir yer var diyorsunuz. Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe'nin şu anda daha şu anda 10 transfere imza atmış olması bence kabul edilebilir bir planlama değil diye söyleyecek. Planlama da Ali e, Alioski'nin açıklamaları var. Bakalım tecrübeli oyuncu Fenerbahçe transferi sonrası neler söyledi. Alioski transferini gerçekleştirdi Fenerbahçe ve e, sol bek için. Gerçekten kariyerli bir oyuncuyu kadrosuna kattı ama kariyer oynamıyor sağda hocam. Oyuncuların özellikleri, karakterleri daha fazla ön plana çıkıyor. Özellikle karakter olarak agresif kendini takıma adayan Leeds United performanslarından ve Kuzey Makedonya performanslarından gördüğüm kadarıyla beni heyecanlandıran bir transfer oldu. Şimdi şöyle tabii çok uğraştı İsviçre milli takımını atmak için kendini ama olmadı. Şu anda da şeyden, young Boys'tan çıkma altyapı işte. Evet. Schaffhausen'de oynadı. E, Leeds, Lugano var. Al Ahli, Fenerbahçe geldiği en kariyerli takıma geldi. En üst seviyedeki takıma geldi. Şu anda. E, tabii Avrupa Şampiyonası'nda falan izledik. İsviçre Milli takımını takip etti. Akadonya şey, e, Milli takımını falan takip ettiğin zaman da o hırsı, o dinamikti. hakikaten giden bir oyuncu. E, defansı da dönüşlerde de çok sıkıntısı fazla yaşamıyor. Hani Fenerbahçe'nin en Defansifte de orada bir sıkıntısı olan bir yeri kapatmada çok ama bir de son vuruşları da çok iyi. i̇yi evet, takım için de. elinden gelen her Aynen, şeyi yapan bir oyuncu. Şey hırslı. hırslı hani oyuncu, Balkan evet. futbolcuları nasıldır böyle çetindir ee, o tarzda hırslı ama topu da çok iyi kullanamıyor. bir evet. Mesela giderken hareket halinde bir kere çok iyi biz Caner'e kızardıklardı. Biz kızmıyorduk da kızanlar kızıyordu. Aynısını burada da göreceksiniz. Ama işte orada topa kim kafa vuracak? Şu anda vuracak bir tek kişi var orada. Serdar var. <laughs> Hocam sen itiraz ettin. <laughs> Serdar dedim. Sen dedin ki yok. Joshua ben Serdar demedim. Bak, itiraz etmedim <laughs> <Joshua> ben ona. <laughs> orada bir sürü adam var dedik. Hangisi olacak? Şimdi buraya bu taptağa şeyde gelirse mesela paya diyorsun mesela tam sevdiği şeydir. Pozisyonlardır. Eğer alırlar sonra. Fakat Fenerbahçe orasını kapattı. Yani gerçek bir sol bekleyelim. Gerçek bir sol bek aldılar. Kapattılar. Belki çok uzun sürdü. Zamanında yapmış olsalar takımı daha çabuk motive ederdiniz, oturturdunuz ama şeyi bilmiyoruz tabii. Herhalde antrenmanı falan yok. Antrenmanlara takımla beraber çıkıyormuş yok, hocam, ben, Türkiye'de. Orada mı? Allah. Türkiye'de, Türkiye'de. Ha şimdi takımı, ben onu dedim. Türkiye'de. Bu geçmiş transfer döneminde takımla birlikte çalışmışlığı yoktur. Çünkü takım düştü, kulüp arıyorlar. Nerede belki Ferdi çalışıyorsunuzdur ama takımla çalışma. Mesela şey için diyemiyoruz Gustavo. Hem oynuyordu orada. Evet oynayarak geldi buraya. 5-6 maçı falan var. <laughs> onun için belki orada bir toparlanması için bir zaman gerekecek ama e, ya aldım burasını. Buranın adamı mı? Evet buranın adamı. Bizim ligde de çok iş yapar. Fenerbahçe o koridorda. Ha, onun önünde kim oynayacak? Burası açacaksınız. Çünkü gitmesini çok seven bir oyuncu. Çok. Ve üçlüde çok iyi oynayan bir oyuncu. Üçlüye dönersiniz. Oynamasını bilen bir oyuncu. Fakat işte biz hep deriz ya, arkası pozisyon hatası yok. Abi bunlar alışmışlar. Bunlar gider oyuncular. Ona göre oynamasını biliyorlar. E burada da çalıştıkları kurt bir hoca var. Onun ne şekilde kapatacağını içten mi kapatacak yoksa stoperlerle mi kapatacak? Onun ilerleyen zamanlarda güzel ama şöyle söyleyelim. müdafa müdafaa için öbürler için fazla bir şey diyemeyeceğim ama müdafaya alınan en iyi oyuncu. En iyi oyuncu. Gustav için bir şey diyemiyorum. Luan için de bir şey diyemiyorum. Çünkü tek hamleli oyuncular. Bunun aynısını biz şeyde gördük Beşiktaş'ta vardı. Çapraz bağları koptu hatırlıyorsunuz. Uzun boylu bir stoperleri vardı. Brezilya'ydı o. Tek hamleli. O da oldu. Evet. Gibi, öyle hatırladım. O, pozisyon ben bilgileri ama tek hamleliler. Yani bastı bastı basamadın mı? Bir kim gibi değiller. Fakat bu var ya. Burayı iyi oturttular buraya. Hayırlısı olsun inşallah. Sakatsız bir başlar. Ezgen Aleoski için şunu söyleyeyim. Tabii benim için Allahli performansı tamamen Soru işareti yani orada hani gol atmış, asist yapmış falan yani güzel bunları gördüm ee, ama yani bunlar benim için bir veri değil. Ee, Arap coğrafyasından Türkiye'ye gelip verimli olan ben bir tane oyuncu Usta, biliyorum. Şey, Joseph yani, Joseph, Joseph de, Souza. de Souza. yani gelir gelmez hani onun beni yanıtan tek gidiyor. oyuncu. şöyle söyledim ya yani iki aydan önce toparlayamaz demiştim yani neredeyse üçüncü haftada çıktı. Çatır Rodolfo. Çatır. Heh, Heh. Rudolfo, evet. Çatır çatır oynadı. Üçüncü hafta çıktı oynadı. Onun için Arap coğrafyasının böyle bir dezavantajı var. Gece saat onda e, antrenman yapılıyor, klimalı yerlerde antrenmanlar yapılıyor falan gibi böyle bir durumu söz konusu. E, ama Leeds performansına bakacak olursak ki oradaki performansını izlediğim performansını bir kere önde oynar, arkada oynar. Yani sol bek oynuyor ama müthiş çıkışları var. Yani alan boşaltır, oradan içeriye kesmeler yapabilir, içeriye dönebilir. Yani çok özellikleri olan bir oyuncu. Zaten çok açık söyleyeyim yani Lits'ten sonra neden elahli dedim ya bu kadar 30 yaşında 29 yaşında da bunu yapmayın falan dedim. Yani 32'de de gidersin yani. Belki parayı, <laughs> parayı fazla para geldi. da hocam. Kaşırım. Yani 32'de de gidersin ya. Niye acele ediyorsun yani? Senin piyasan varken Avrupa'da. Yani. Onu anlayamadım açıkçası. Ee, özel bir oyuncu Alioski, e, o açıdan baktığımızda, hani Kuzey Makedonya milli takımı performansı, Leeds performansı benim için e, sınıfı geçer, yani çok net bir şekilde. Ama Elahli performansı ile ilgili fikir yürütmem çok zor, çünkü dediğim gibi bilmiyorum. Ama şunu e, okumuştum, takımı burada Türkiye'de, ant şeyde e, Türkiye'de e, antrenmanlar yapıyor, takımı ile beraber antrenmanlara katılıyor yani antrenmanı eksik değil deniyor ama ne kadardır ne düzeydedir bilmiyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. E, muhtemelen e, çare kalmadı. Alioski'ye dönüldü. Çünkü olmadı yani. Pezella diye düşünüldü, Wellington düşünüldü, olmadı. Olmayınca hadi şurada alalım bari Alioski'yi hem de bizim felsefemize, oyun anlayışımıza Balkanlı olmasının avantajını kullanırız diye düşünüldü diye düşünüyorum ben. En Kerem. sonra tabii hoca karar verdi galiba. Alınması ya, da biraz Ya hoca onay farklı. vermeden zaten transfer edilmez Öyle bir iki tane oyuncu. Hocam, Mesela Thiago şey Çukuru transfer edersiniz hoca onay vermeden. Yani hoca tamam da hepsini şimdi biz de yaptık burada da 2 3 tane de sizin sportif direktörünüz veya sizden önce gelenlerin izledikleri farklı oyuncular vardır. Var hocam. Yok işte Emre şey, Mor, Tiago Çukur. Size sunarlar aslında. onları. Bunlar ama şimdi bizim ülkemizde bilinen oyuncular. Neyse artık yapacak bir şey yok. Haldun'a dediği gibi döndü. Aynı Yozef de Souza performansını verir mi? Onu bilemeyiz. Çünkü 22 maç mı kaç maç mı? 28 maç mı ne oynamış? yani şey değil. 30 maça yakın oynamış. En önemli artısı belki Suudi Arabistan'dan geliyor olması bir zaaf olabilir ama sadece bir sezon. Evet. Orada kaybetti. Yani. 4-5 sezon geçirip e, gelen oyuncuların oynadığı, durumu daha problemli oynadığı, olabiliyor. Oynadığı koridor var ya, oynadığı mevki Fenerbahçe'nin devamlı kullanmak istediği mevki. Yani tekrar söylüyorum bir Caner'in o sol ayağı nasılsa kesmelerde, hareket halinde devamlı onları yapan birisi. Bulduğu zaman da de girip vurar. Mesela Caner'de olmayan. Efendim? şey. Dripping Caner Caner'in Dripping kanadı yoktu ama yok. bunda var bu var. De bir de şey e, kuvvetli seviyenler. bir oyuncudur yani. E, mücadelede koru kor mücadelelerde omuz omuza mücadelelerde çabuk kendini yaratan ve düşen bir oyuncu değil. Her yapılan transfer bütün takımlarımız için Fenerbahçe bu kadar yatırım yaptı, bu kadar oyuncular aldı. Hepsinin başarılı olmasını isteriz tabii tabii biz. E, biz ne Fenerbahçe ne öbür takıma bilmem ne karşı değil. Olanların doğrusunu yapmak yani. Bu kadar harcama yapıyorsanız bir yerlere gelmek istiyorsanız sizi de taşıyan oyuncuları getiriyor. Yani çok fazla para harcamak, çok fazla top çalmak sizi şampiyon yapmıyor. Ve da bir yerlere gelmiyorsa Doğrusunu aldığınız zaman siz oralara geliyorsunuz. Bakalım ne dedik hani 5 tane üç tane azal ama bir tane al sağlam al. O üç tane vereceğim parayı oraya ver. Herhalde santroforlarda da sonuna kadar neye girecekler bilemiyoruz yani bakalım ne iş çıkartacaklar. İşte santroforlarda hocam bak elde bir de çıkartamıyorsunuz Öyle. da. Berişa'yı aldınız işte Samatta'yı aldınız bir de, de, de onları istiyorlar. gönderemiyorsunuz. Haydun yani. istiyorlar ne şey. yapacak bir şey. Şu anda <laughs> bir bakıyorsun da hala Gladbach'taki oyuncunun peşindeler. Veyahut da daha farklı isim olacak getirecekler ama. E, ya birkaç da isim yazılıyor tuttu, ama. Bütün yani oyunculara tabi... para sarf ediyorsun yani para hepsi bunların. Kaç isim sarf ediliyor ama tabii şöyle bir şey var. Ee, yani tabii ki teknik adam e, mutlaka e, bir e, plan koyacak ortaya, bir strateji koyacak e, ve ona göre de o planına göre de oyuncu transferini yapacak. Ama ben şunu söylüyorum yani bu kadar fazla yok, bir transfere ya ihtiyacı ya yok Fener zaten Fenerbahçe'nin. Kaldı ki Ali Koç'un sözleri var. Şurada not almışım. Bir kaleci, bir sol bek, bir forvet alacağız diyor. Yani baştan beri söylenen bunlardı ama şu anda e, forvet arkasına yığılmalar. Olay şey mi? E, bunların hepsi aynı anda beraber gitmene çıkıyorlar tabii. Kadrodan e, ayıklama mı ayıklama yok. Tane, kadro dışı hepsi... yok. kadro ee, kalan yok. yok. E, Şimdi tabii e, kadro dışı şöyle. Tiseran, Serdar Aziz, Joao Pedro, İrfan Can, e, Kolkır, Nazım, Pelkas, Max Meyer, Samatta, Tiago Çukur bunlar e, kadroda olmayan oyuncular ha, ben, şey kadrosunda Avrupa, kadrosunda. Avrupa ama antrenmanları beraber yapıyorlar. Dolayısıyla hepsi. Onu bunlar ama... şimdi mesela antrenman yapıyorlar. E, Tabii hani, sakat bahsettim. olanların haricindekiler antrenman yapıyorlar her Ben bir, baş, maçtan bahsetmedim maç kadrosundan. Genel bunlar 30 35 hepsi kişi beraber, hepsi beraber çalışıyorlar. Beraber çalışıyorlar. Eee onları ama... da toparlamak çok zor yani istediğim verimi de almak çok zor. işte çalışma hepsi sen diyeceksin ki 5 kişiden geç burada diye kişi. kale yapıyorsun. 10 ya. 10 küsür kişi dışarıda kalıyor. Yani e, yani zaten... on 11 11 22 yapıyorsun ondan sonra bir 10 kişi de dediği gibi Kerem'in dışarıda bekliyor. Onlar da ikinci devrede oynuyorlar o, o şekilde. Yani, <laughs> yani kadroyu da tam komple saymadım. İsterseniz kadroyu da sayayım. Hepsi var çok burada. Çok uzun sürebilir. Ee, şeye mi giriyoruz? Kısa bir aramız olacak az tamam, sonra. Tamam aradan ya söylerim. Çok uzun sürmez. <laughs> Ama söylerim sonra. Aradan sonra söylerim. Benim bir iki sorum olacak. Ha, olur. Ee, eldeki center for ya da center for karakterli oyunculardan Haldun Domaç... Hangi ikisi eğer sistem bu olacaksa sizce ön plana çıkmalı? Çünkü Santrofor'ların performans çok belirleyici olacak. Ya ben e, Serdar Dursun yani bir e, daha pivota uygun bir santroforla yanına bir tane koşucudan yanayım. Şu andaki per performans ve for durumlarına göre de Serdar Dursun Valencia'yı tercih ederim. Yani benim düşüncem Serdar Dursun Valencia. Eğer Genelde hoca 4-1-4-1 de oynuyor. 4-4-2 de oynadığı için söylüyorum. 4-1-4-1, 4-1-3-2 gibi düşünürse ben öyle düşünürüm. Ama tabii bu benim düşüncem. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe'nin ön alan e, şimdi tamam Valencia, e, Joshua King koşucular ama Ön alanda o kadar da kuvvetli değiller baskı yapma konusunda koşuyorlar ama baskı yapma konusunda kuvvetli değiller. Daha kuvvetli bir santrof olarak benim düşüncem ben yani şöyle yaparım. Ben bu kadroyu yazıyorsam şu kadro elimdeyse Serdar Dursun'u Santrofor'a yazarım bir kere. Kesin yazarım. Yani Serdar Dursun çünkü gol şansı var. Ya geçen sezonun işte başında Vitor Pereira varken biliyorsun oynama şansını bulamadı çok az buldu. İsmail Kartal geldikten sonra yani hafızam yanıltmıyorsa 15 gol falan gibi rakama 15 ulaştı. 15 golü var. Yani demek ki gol vuruşu olan zaten Bundesliga 2'de 20, 20, Darmstadt'ta 27 tane golü var ya. Yani şimdi şöyle bir şey yok yani sahalar değişince gol atma sıkıntısı çıkıyor diye bir şey yok. Oyuncu eğer golcü golcüyse ve takım içerisinde bir uyum sağlamışsa atar golünü. Ya bu arada Bundesliga 2'yi de hani Türkiye'de ya, birincilik seviyesinde görmeyelim. Tabii canım yani, ben bu yani onu söyle onun için söylüyorum 27 tane gol atmış e, Darmstadt'ta bir oyuncudan bahsediyoruz e, yani şimdi kalkıp da o oyuncuya e, ha şunu söylüyorum Fenerbahçe takımı takımı daha büyük isimli daha cüsseli daha gövdeli bir santrofor almalı mı almalı ama Serdar Dursun da onun yanındaki yerli bak her takımın Kerem bir tane yerli santrofora zaten ihtiyacı var yani. Bazen oyuncu değişikliği yapacaksın, bir oyuncu çıkartıyorsun, yerli sokacaksın, yabancı sokman gerekiyor, İkisini bir arada yapman gerekiyor. Onun için şimdi bakalım, Galatasaray Ali Akman'a çok geldiği zaman bakarız. Ali Akman'ı yerli olarak düşünüyor, Beşiktaş Cenk Tosun'u düşünüyor, Trabzonspor böyle bir oyuncu arayışı içerisinde, Fenerbahçede de Serdar Dursun var. Bence Serdar Dursundan vazgeçmemesi gerekiyor. Yani hani bir Mainz falan da istiyormuş galiba. Mainz 05 falan da istiyormuş. İtalya'dan da bir iki tane talibi varmış. Ben olsam hayatta vermem. Ya yerli tercihin. Senin her zaman lazım. Bak e, aldığın yaptığın transferlere baktığın zaman e, hani Thiago Çukur'un olmayacağını düşünüyoruz. Hepsi yabancı transferler. Emre Mor'u sayma yabancı transferler. Sen bunları oynatacaksın. Yani Lincoln, Buruma, Arayo, Pedro, King, ondan sonra Henrique, Perez, Alioski. Kısaca Nasıl yap yapacaksın? ya yani şunu mu söyleyelim Fenerbahçe için? Hocam o kadar kısa olmalı Çok kısa. Için 30 saniye İlerleyen mi yok? zamanda mı tam kadronun böyle şekilleneceğini yani hani İsmail Hoca'da nasıl 8 kişi 9 kişi sayıyorduk belki o bir 5 hafta falan sürecek o iş oraya gidecek. Sevgili seyirciler kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek bizden ayrı. Spor gündemi transfer kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Sarı Kırmızılı kulübün taraftarların belki de çok büyük heyecanla beklediği en önemli isim Lucas Torreira. Torreira transferini Sarı Kırmızılılar gerçekleştirebilecek mi? Bunu göreceğiz. Sanıyorum bir birkaç gün içerisinde bu konu netleşecek ama eğer gelirse hocam Nasıl bir katkı sunabilir Uruguaylı oyuncu? Biraz bunun üstüne konuşalım istiyorum. Herhalde o pozisyona yapılmış oyuncunun yaşı, kariyeri ve geldiği form seviyesi itibariyle Türkiye Ligi tarihinin iyi transferlerinden biri olacak sanırım. Öyle. Oynadı ya Peşkere'den çıkma biliyorsun itellenmeyi şekli. Evet. Orada büyüyor ama e, tabii Uruguay milli takımını alıyor. Uruguay'ı seçiyor şey var. Santorres'i var ama kiralık gidiyor. işte Arsenal, Atletico Madrid var bu arada. Doğru. Yani e, öyle az bir şeyde 96 doğumlu. E, geçen sezonda 30 mu 32 maçımın öyle bir maçı var. Bir kere kreatif bir oyuncu. Bizim e, tabirimizde seyircilerimizin çok e, sevebileceği, dripting kabiliyeti çok olan ama öyle de yüreğinizi ağzına getirecek yerlerde de o driplingleri var. Ceza sahasında içinde bile, kendi sahanızda bile onu kullanmak istiyor. Yani uzak uzaklaştırmayı sevmeyen bir oyuncu. Ha, tabii e, İngiltere futbolunda derler ki niye olmadı, niye durmadı da? Oranın futbolu daha farklı. E, bunlar yatırımlarını 30 milyona yakın bir para gördüler. Evet. Yani transferi bu şekilde bir yatırım yaptı Arsenal oraya. 28 milyon euro yatırım. Ya o civarda 30 yakın bir şey. Yani, e, Uruguay milli takımında da oynuyor. E, orada da sabit bir yeri var. Çok kreatif bir oyuncu yani. E, defansif özelliği de var, ofansif özelliği var. İşte tam şimdi bir şey, ne var biliyor musun? Avrupa'da bazı hocaların sevmediği en kötü o, o, olayı geliyorsunuz görüyorsunuz buraya kaçan oyuncu pat diye bırakmıyor. Tekrardan dönüyor terse gidiyor bu sefer. Ama e, topla buluştuğu zaman öne çok çabuk çıkarmıyor önce Bunun etrafında da şimdi Galatasaray oraları toparladı. Evet. E, yani orada bir Oliveira var, Mütçü var yani Frederick var. E, enteresan bir orta saha olacak şayet bitirlerse kulüple anlaştıklarını biliyorum yani orada kesin olarak iki gün evinde mi iki gün dün müydü ya ya dünya ya evvelsi gün. iki gün evinde kulüple anlaşıldığını Arsenal'de bir sorun olmadı ama futbolcuyla görüşülüyor isteyenler de var deniliyor burada ben şeyi çok güçlü buluyorum Galatasaray şöyle güçlü buluyorum Kaptanları kaptanlar var hem, de, hem gelecek Galatasaray'da takım kaptanı müşteri var Uruguay milli takımda da müşteri var yani eğer bitirlerse çok farklı bir oyuncu izletecekler bize. Tabi biraz takım oyununda hep birlikte toparlarlarsa e, onun biraz en büyük sıkıntısı orada. O takım oyununda onun içinde Arsenal'de belki kalmama nedeni o olabilir. Biliyorsun Arsenal sevmezler yani orada daha çok driftingi bu kadar fazla olan ama derler ya adamın orasından geçiyor, burasından gidiyor, oradan gidiyor. Her şey var çocukta. E, bitirlerse tekrar söylüyorum Galatasaray Seferovic de zaten bitirdi. Orada bir gol makinesi var. Topları taşıdığı zaman da orada hı hı. E Söylenecek bir laf yok. Hani üç tane iyi bir orta sağlayacak. Öbürlerini soracaksın ben hepsini bir arada toparlayayım. Hepsi farklı bir oyuncular. E, soracağım özellikle formasyonda bu oyuncular bir arada nasıl iş yapabilir. Bunun üzerine biraz kafa yoracağız ama biraz daha Lucas Torreira özelinde konuşalım istiyorum. Almanya maç heyecan verici bir transfer ihtimali olduğunu herhalde evet. rahatlıkla söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Yani gelen en kariyerli oyunculardan biri olduğunu söyleyebileceğiz. Yani en kariyerlilerden biri diyeyim de hani şey alınmasın kimse hani e, herkese de aynı hı hı. şekilde konuşalım. E, Lucas Torreira e, gerçekten de hani sen daha e, maçlarını anlattığın için daha da iyi bilsin. Küçük Pitbull denilen yani böyle e, ön liberoda e, hani e, Melo'nun büyük Pitbull olduğu ortamdan küçük Pitbull'a doğru bir dönüş. E, 6 numarayı, 8 numarayı oynama becerisi yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. ve Galatasaray transferde eğer e, Torreira'yı bitirirse son transferlerinin çok isabetli ve yerinde olduğunu söyleyebileceğim. Neden söyleyeceğim? Çünkü e, Galatasaray biraz geç kalıyor. Evet bu eleştirileri ben de katılıyorum. Ama aldığı oyunculara baktığımda Sergio Oliveira, e, Dubois, Haris Seferovic, Frederik Mützö... Yani mesela şöyle bir e, Torreira'lı, Mitsölü, Oliveira'lı bir e, orta alan düşünüyorum. Bayağı da etkili bir orta alan olacaktır diye düşünüyorum. Onun için de bana o. da Mitso ve Torreira beraber biraz fazla fazla gibi. Fazla gibi. Yani Mitso Mits değil de oraya e, 8 10 profili bir skor oyunu Emre Akbaba. Emre Akbaba ya da Evander evet. adı Evander. geçen bir oyuncu oldu. Ya yani şimdi için falan şöyle e, şöyle bir şey var. E, ben hani yani teknik adamlar genelde şöyledir e, Kerem, kendi oynadıkları dönemdeki yaptıkları kurguyu oynadıkları o kurgunun hayalini kurarlar. Hep genelde böyledir. Evet. Suat, Emre, Okan, Mitsö ve şey e, Arı gibi iki tane oyuncu. Sonra önler yanlarında bir e, Oliveira. Acaba böyle bir hayal mi kuruyor diye de düşünüyorum. Evet ikisi. E, Mitch söyle Torreira bir daha çok böyle hani birbirlerine yakın benzer olarak e, mücadeleci falan oyuncular ama mesela işte Suat Emre Okanda da benzer bir durum vardı acaba Okan Hoca o hayalini mi gerçekleştirmeye çalışıyor? Bir de tabii şunu da söyleyebiliriz e, Galatasarayın gündeminde Berkay Özcan'ın olduğunu da vurgulayalım yerli alternatifi ve hani e, o o şey. Yok mu hocam? Yok var da zor diyorum. Evet. Transfer olarak. Hocam zor, Ekonomik olarak da zor şu anda. Zorluk şöyle. E, her şey zor hocam. Yok Transfer Şu anda Berkay oradan çıkartmak. Ben yok var. anladım da. Yok, dedim, yok, okay. var. var ben biliyorum. Ben, daha doğrusu e, Berkay'ın ne derler onu menajerine de devamlı konuşuyoruz. Onun benim arkadaşımın oğlu. Böyle Almanya. bir ihtimal var ama kolay değil. Var kolay değil yani. Keşke olsa alabilsem Berkay'la. Sana uzun vadeli de orada çok iş yapacak bir oyuncu. Şöyle kolay olabilir. Yani Emre Baba da çok verimli oynuyor. Evet. Ama şöyle kolay olabilir. Galatasaray'ın takas teklif ettiği bilgisi var. Yani Berkan, yani teklif etmiş kabul edilmemiş ama Berkan'ı teklif ediyor. Hatta Berkan'la ilgili bugün. Bakamadım ama işte ile ilgili bazı şeylerini sildi, mildi falan diye bir takım haberler yayıldı. Yani böyle dedikodudur muhtemelen. Hani bakmadım. Keşke dedi dediği gibi olsaydı. İki üç tane verip de onu alabilsem. İşte yani Berkan, Berkan Kutlu biraz artı bir miktar parayla Berka'yı alma isteği. Biliyorsun yani Göksel Gümüş başlangıçta bütün transferlere hayır diyor zaten. Onun için bunu söylüyorum. <laughs> Visça'yı verirken tabii Visça'yı satarız dedi mi? Demedi. İrfan'ı satarken böyle bir şey söyledi mi? Yine söylemedi. Onun için şimdi de diyor ki yok vermeyiz Berkay'ı diyor. Siz Bu aslında bir satış stratejisi. Berkay da gelebilir Galatasaray'a. Ama Galatasaray'ın orta alandaki o kısır yapısından uzaklaşacağı gerçeğini burada görebiliyoruz. Evet gol sayıları çok yukarıda değil belki. Ama netice itibariyle bu oyuncularla çok daha fazla mesela eğer oynatırsa üçünü arı gibi koşan iki tane orta saha oyuncusu önlerinde bir Sergio Oliveira ya da yanlarında mesela çok koşan bir orta saha olabilir. Üretkenlik açısından biraz zayıf olur ama o zaman yerine Emre Akbaba'yı koyduğunda üretkenlik yükselecek. Haris Seferovic yani ben Galatasaray'ın... Ee, şu ana kadarki planlamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Belki e, Kerem'e şurada katılabilirim. Yani hani Torreira e alınacaksa Mitsu'yu acaba almasa mıydı onun yerine daha bir sekiz uygun, 8'e uygun bir oyuncu, mi bir oyuncu mu alsaydı da çok farklı bir oldu oyuncu ama. 6-8 o da ama. Yani... Şimdi şeri, şeyi de bak mesela... Hı. E, da... Lukas'ı da önde oynatabilirsin. O meziyetleri de var. Yani Oliveira ile ikisini kapatıp Michu ile onların önünde daha çok ofansif bölgede atabilirsin ama Oliveira'yı da kullanabilirsin. Şimdi öyle bir ekip kurdular ki orada üçlü bir orta sahadan çıkarsak yola. Yani hepsi birbirine Oliveira'ya da 8 veya da 10 pozisyonu atabilirsin. Hı hı. Yani oynayabilen o oy yapıları sahip ve çok tecrübeli bir oyuncu. Burada şeyi biliyorsunuz yani Mitchell'in en büyük özelliği Top geldiği zaman hemen çabuk pat Hemen çıkartması. Öbürü de driptin kuvveti çok fazla. Şimdi burada tamamlamak için çıkarken kaptıracağınız toplar en büyük özellikleri nedir? İşte burada Mithu çok önemli. Ee, Norveç milli takımda da oraları Gönüşlerde... çok kapatan. E, şeyde de Azi. Alkmaar'da da aynı şekilde o dönüş. Çünkü Torreira e, çok oynamasını seviyor. Yani yetmiyor biri geçtikten sonra iki üçü de gidiyor. O tarzda bir oyuncu. çok çok e, Ekstra bir teknik kapasitesine sahip. Hani dersiniz ki böyle adamlar nasıl altı numara oynar? Böyle altı numaradan ziyade yani, onu nerede oynadığı belli de onu. O serbestliği vermişler şeyde çünkü Fiorentina'da. O öyle bir başarıyı yakaladı. E, fakat Emre Baba da burada vazgeçmeyelim. Türkiye'de dört evet. 4 tane 5 tane varsa direkt ceza sahasına gider. Bu da Emre Akbaba o başında gelen bir oyuncularda. Bilhassa Seferovic'in o boşaltıcı alanlar o kadar rahat girer ki işte gördüğünüz atılan golde ikinci golde. Pat pat hemen bir duvar pasına attı kendini içeri. Bıraktı Seforoş. Bunları çok iyi yapan birisi. Emrak Baba bu sezonun belki Galatasaray'dan herkes on numara falan arıyor ya. E, o tarzda çok farklı bir e, potansiyelik çıkarabilir bize. Çünkü çok çabuk giriyor ceza sahasına. Oraya girme hakimiyeti olan bir oyuncu. E, kaliteliler Hı. geldi. Şimdi arkada şey deriz ya kamikaze gibi koşanlar. E, ben aldıkları zaman şey dedim. E, Okan kendi veliyatını buldu. O tarzda bir şey oyuncu. Çok çabuk dönem bir oyuncu. Her yere giden. Yani e, faydalı bir oldu. Bir tek işte hani şey sakınan göze çok batarmış derler ya e, Leon'un sakatlanması biraz Allah'tan şey Yuba verdi. Hanım. Orada. Omar. Omar var. E, orayı hemen öyle kapatacaklar orayı. Ama bir ben bir şunu taraf. söyleyeyim hocam. Yine siz devam edin. Eğer Torreira'yı alacağından emin olsaydı Galatasaray Mitsio'yu almazdı. Alırlardı de, belki evet. şey çünkü bak belki de iki tane o tip oyuncu alma planı vardı bilmiyorum ama işte bu sefer e, o kadro mühendisliğinde sıkıntı çıkıyor yani Hı -hı. asıl alman gereken oyuncuyu almamış oluyorsun o zaman Şimdi, belki de alacaklar he, yani Evander mi mi Evander, yani Evander mesela, ya da farklı Evander. bir isim ama Şimdi, o profil şöyle e, diyelim ki ucu da olmadı e, tekrar söyleyeyim belki e, Türk olarak insanlar kafalarında farklı bir ama bu üçlü'nün önünde Emrah Baba çok rahat oynar. Emrah Akbaba çok rahat oynar. Evan dergeleri rahatın da üzerinde oynar. Çünkü önde sizin... Ama o üçlüden ikisi oynayacak hocam. Bilemezsin bazı... Yani Emrah Akbaba olacaksa. Bazı üçlü oynatabilirsiniz. Yani oyun yani 4-3-1-2 gibi oynayacaksanız o... Olabilir her şey ama. olabilir. Çünkü şu anda görünen nedir? Sefer Avuç direkt olacak. İkinci şu an görünen 4-3-3. Yani iki, yanında kimse olmayacak onun. Arkadan Can, gelenler kapatacak. Bize kaç oyuncu lazım orta alan için? 6 oyuncu. Yani. Ekstra bir tane daha 7 oyuncu değil mi? Yani normalde bize derken hani genel takımımızda takımlarımızdan bahsediyoruz. 8 de yapabilirsin. Bu da gençli yani buluruz olur. Tabii. Bir tane de genç koyarsın Aynen. araya. 8 olur. Şimdi bakıyorum Taylan Çıkıldağ Emre Akbaba Berkan Oliveira Mitsu Torera oldu 7 bir tane genç sekiz yani artık yani işte ya Evander falan yani onun için dedim ben sekiz çok fazla aşırı lüks oluyor. Çünkü bir de üstelik hani orada bazı oyuncuların var. Onları da kullanacaksın. Hamza'yı kullanacaksın mesela orada. Yani ya Geraldo'mu kullanacaksın Hamza'yı kullanacaksın. Onun için dedim. Yani belki e, hani belki Mitch'oyu hani Torreira'nın olma ihtimali daha zaten olmadı da olma ihtimali çok yüksek olsa öncelik Torreira alınmış olsa belki Mitro'dan vazgeçebilirlerdi <laughs> diye onu <laughs> söylemeye özel, çalışıyorum. özel tabii de Ya Evander'i de... düşünürdü o zaman. Çünkü oradaki sayısal çoğunluğu biraz daha aşağı çekerdi. Orasıydı ama orada da işte şeyi de, de şöyle düşünmek lazım. Görün ve çok dripting hakimiyeti çok kuvvetli çok ıı, ıı, öz, ekstra bir oyuncu. Fakat Mitro'nun da takım oyunu çok farklı. Ya yani çok çok takım oyununa çok bağlı kalan bir oyuncu biliyorsun ki şeyler zaten genelde öyledir yani kuzey ülkelerin topçuları hepsi o takım oyununu beğenmişlerdir öğretilmiştir alttan gelerek o şekilde çıkar. E, Mitçu çok çok farklı bir faydası olacak. Hocam ben Mitçu kötü evet, oyuncu yok, bir oyuncu diye söylemiyorum. demiyorum birbirine İhtiyacı benzeme, olan bir... benzeme açısından ha, söylüyorum mi? İkisini yan yana kullanma açısından söylüyorum. Michu'du, yoksa Mitçu tabii daha, daha farklı bir oyuncu. Ee, öbürü şimdi burada Oliveira var bir bir e, fut takımdaki orta sahanın futbol aklı diyelim. Yani yönlendirmelerde. Evet. Ee, hakikaten e, yani nasıl söyleyeyim onun yanında bu da iki tane böyle bir oyuncu varsa onu da önde oynatırsın. Yani on numara gibi de oynatırsın. Ee, dersin ki sen burada bu işi yap Seferovic ile birlikte. Arkan zaten hani şey olmaya başladı. Çok değişken bir orta sahaldı. Yani geçen sezonu unut zaten. Onu bitti. Ee, önde zaten şeyi attığın zaman top kalıyor Seferovic'de. Oynamasını bilen, Tutuyor. pozisyona sokan ve kendisi giren değişik bir Galatasaray modeli geliyor bize. Ben bu bir sezon. tek Kerem seni de dikkat edecektim bilmiyorum. Çok dikkatimi çeken Fiorentina maçında geriden çıkarken mesela baskı yedi Galatasaray. Oliveira topla çok garanti çıkıyor geriden. Doğru ve doğru evet, isabetli yani. ve garanti çıkıyor. Mesela bu çok büyük bir avantaj biliyor musun? Yani belki bu manada dikkat edilmemiştir. Mesela savunmadan çıkarken... Gelişi güzel değil. Eğer Oliveira ile buluşturursan o pası yapıyor, tekrar alıyor, sonra oyuna sokuyor. Yani bu büyük takımlar için çok büyük bir avantaj. Oyuncunun en iyi yaptığı şey Zaten oyunu evet, yönlendirme. Özelliği yani bu, Bunu, evet. bunu yap, yaptığını çok net bize gösterdi. Şimdi yanına bir koşucu, iyi bir koşucu, yani geriden yaptığınız zaman... ...önüne bir tane kreatif bir oyuncu koyduğunuz zaman çok ideal bir orta saha oyunu olabilir. Ama yine söylüyorum... Tabii ki şöyle bir şey var. Ee, siz birçok oyuncuya talip oluyorsunuz. Ee, Grilish geliyordu mesela. Yani ona bakarsanız, mesela Grilish. O da farklı bir oyuncu. Çok farklı bir o özelliği farklı var bir mesela. Grilish. Şimdi Trabzon. Grilish'in de Brighton transferinin Grand Potter'la yaptığı görüşmeden sonra oyuncunun karakterini beğenmemiz sebebiyle yattığı konuşuluyor. Ben şunu da söyleyeyim. Fiorentina ile pazarlığa babası gitmiş. Hı hı. Babası ben komisyon istiyorum 2 milyon euro demiş. Yani öyle Otanaym'de söyleyince de demişler ki biz yaptı. almayalım teşekkür ederiz. <laughs> yani oyuncunun bak çok enteresan. Gerçi son 6 maçı oynamadı yani onu söyleyelim ama. Oyuncunun genel olarak baktığımızda yani Thomas Tuhel falan yani müthiş oyuncu falan dediği bir oyuncu. Evet. Ben Benim izlediğim kadarıyla bir takım eğer geriden oyunu kurmak istiyorsa <laughs> müthiş doğru bir oyuncu. Yani isabetli bir oyuncu. Ama tabii Okan Buruk ne dedi? Dedi ki şu anda antrenmanı yok, antrenman yapamıyor. Bir takım içerisinde değil, hazır değil. Hatta şöyle bir şey de var. Bilmiyorum. Trabzonspor en baştan itibaren onunla ilgileniyordu. Şimdi o ilgiyi bu hamşik meselesinden sonra biraz daha yoğunlaştırdı diye bazı bilgiler geliyor ama yani bizzat birinci ağızdan duyamadım. Niye griliş? Çünkü Abdullah Avcı onu Hoffenheim maçlarından çok iyi tanıyor. Yani karşı oynadan. Zaten aktar. uzun dönemden beri orada oynar. Bunda kadar devamlı olan bir oyuncu. Yani Bayer Münih'e gidecek denilen oyuncu ya. Ve, Bayer Münih'e gidecek ve denilen. Ve şey sadece bir bölgede değil farklı bölgelerde de kullanabileceğim bir oyuncu. Tabii şu anda Trabzonspor'un o, mevkiye en elzemi oldu. Çünkü tek bir tane şampiyonlar ligine gitseniz bile tek bir hamçıkla gidilmeyecekti. oraya mutlaka kapatmanız lazım. Elinizdekiler de şampiyonlar ligi için yetmez kadro olarak. <laughs> evet. Oyun ama şimdi işte hamçıkın de sakatlanması epi epey bir telaşa Hocam, düşürecek orayı. Evander transferini bekliyor musunuz? <laughs> <laughs> Ay şimdi şöyle, öyle bir bak cevap şöyle, Son, Kerem şöyle her her şey e, nasıl yanıt vereyim Galatasaray'da çalışan bir kişi olarak mı daha geçmişte yoksa diyor ya bir yorumcu olarak mı cevap vereyim ben i̇ki bu, türlü, bunu iki, öyle anladım ben yani. iki türlü cevap vereyim ee, her an her şey olabilir. Onu ben. <laughs> çok güzel yani. Çok, yani çok aydınlatıcı. Her an her, her şey, olabilir. Olabilir. şey olabilir onu da bitirirseniz zaten artık. O kadar şeydi kimin nerede bir Kendisi de oynar onunla birlikte. Yani, o da çok farklı bir oyuncu ki dikkat edersen geçmişine Vasco da çıkma rezerve takımında e, alıyorlar tekrardan gönderiyorlar orada oynatıyorlar geliyor ve geçen sezon iyi bir yeme bu sezon da gidiyor. E, Beğeniyorsunuz sanırım oyuncu? E, beğenmem dersen kendime ihanet etmiş olur. Ben <laughs> ben şöyle bir çıkarım yaptım bilmiyorum e, Kerem bakarsan eğer. Son maçta oynatmamış Midland oyuncuyu. Yenildiler zaten galiba. Ee, yani bir, bir sakatlık durumu He. var. Şimdi acaba oyuncu hani sakatlık durumum var, oynamayayım diye Sakatım mi? Sakatım mı? Diyor. He, acaba? <laughs> ben Ama yok, benim... maçtan çıktı çünkü. aek Larn Larnaka maçında sakatlanıp ilk tamam. devre bitmeden sanırım çıkmıştı. Tamam ama yani, e, ik, yani ikinci maçta oynamaması açıkçası beni biraz böyle hani Galatasaray'a doğru <laughs> hani riske atmayayım kendimi düşüncesi ya, her mi? Her yani acaba şey diye düşündüm Şimdi, yani. elinizdeki orta sahaya bakıyorsunuz. Orta saha şu andaki elinde mevcut. Ee, hadi Lukası e, Lucas'ı daha gelme diyelim. Elinizdeki mevcutlardan e, Evander, Torero, oho. Geçen seneki orta sahaya bakıyorsunuz. Evander, Torero. Torero. Ki biz e, ve Galatasaray'da biliyorsun ne Oliveira. orta sahalar gördük neler gördük evet. ona yakın demeyeyim öyle bir orta saha belki de bir iki tanesi onların da üzerine çıkacak oyuncular var. E, Torero biterse zaten iki tanesi var Oliveira var e, Vichu var Frederick e, artı Evan Evander to Oho. ondan sonra kombineler patlar. Yok Galatasaray e, geç kaldı mı kaldı? Yani doğruyu söylemek ama lazım. Ama kolay değildi. Belki. Ama, seçim, için falan hocam hepsi kolay tabii. Kolay değil musun? zaten. Hiçbir şey kolay değil. Yani yok Ama yok, o konudan yani diyorum seçim, he. hocanın geç gelmesi etmesi hepsi uzadı. Geç kaldı mı kaldı. Ama şu ana kadarki transferlerine baktığımda e, transferler e, hani hatta tartışılıyor Abdülkerim Bardakçı. Ben son maçta Fiorentina maçında da Abdülkerim Bardakçı'nın da yavaş yavaş Galatasaray içerisinde o kimliğine bürünmeye başladığını gördüm. Geriden top Çıkışları çıkartıyor sürüyor. Yani o Konya'da yaptı. Kolay değil Konya'da başka, Galatasaray'da başka. Yavaş yavaş o kimliğe büründüğünü gördüm. Kazımcan yine hazırlık maçlarında beğendim. Yani Ama zaten önünde Van Arnold gibi bir oyuncu var. Oliveira, Dubois, Haris Seferovic, Mitsu. Yani Galatasaray yavaş gitti ama transferlerde doğru yaptı. Bundan sonra ne yapacak ona bakacağım. Çünkü dediğim gibi mesela Torreira gelirse acaba Mitsio olmasa daha mı iyi olurdu Evander geldiğine göre diye düşüneceğim tabii yani onu söyleyeceğim ama Okan Buruğ'un söylediği sözler var. Yani onlara da dikkat etmemiz lazım. Mesela Evander, Sergio Oliveira, Torreira diyelim. Böyle bir üçlü kurdu diyelim. Ne dedi Okan Hoca? Benim orta saha oyuncularımın hepsi gole gidecek meziyete sahip olması lazım. Yani karşıya gidecek oyuncu. Ne, nelerden çekti Galatasaray geçen sezon? O ceza sahasına giremeyen ya da o ceza sahasında üretmeyen. iş yapamayan, üretmeyen orta alanlardan çekmişti. Şimdi Bunların bu... hepsi birbirinden farklı üretken oyuncular. Eğer ikisini de katarlarsa, Evan'la ve Torreira'yı da katarlarsa yani ne bileyim bir şey bulamıyorum konuşmaya. Çünkü ya iyi, iyi Evander'i aldığın zaman frikik var mı? Var. Oliveira da var o şimdi. Evet. Mitchu da vuruyor toplara. Yani vurmuyor değil onun da o özellikleri var. Şimdi Evander'i ön tarafa koydu mu diyeceksin ki sen gelme yani. Orada sen işini bitir. Çünkü adamı geri çağırmana gerek yok ki öyle oynatıyorlar zaten. O özellikleri onun o, o futbol geniş perspektifi, o pas yüzdesi, driplik ve topu sadece orta sahada değil. Dikkat edersin dışarıdan da gelme özellikleri var. Açığa da gidiyor. O oradan öbür tarafa devamlı gezginci bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu aldınız işte planlar oraya gidiyor. Böyle arkanızda sizin Mitchell var, Oliveira var. E bir de Torreiro'da aldığınız zaman e, orta sahne sizin sadece yabancılardan kurulu olacak. Tek handikap... Oraya gözüküyor. Burada, burada hocam tek handikap sürecin uzaması. Ya yani şimdi lig başladı diye. Ama hazır oyuncu. Ki başlamak Ö üzere. Yani şimdi bu hafta, Eli lig, kullandı. Bu hafta lig başlıyor. Siz 2-3 haftada oyuncuları e, oraya monte edene kadar süre harcarsanız... ...o süre sonucunda da olumsuz sonuçlar olursa bir anda tabii... Beklentilerin ya. uzağında kalma durumunuz söz konusu Şu olacak. Ama, Onun için yani keşke daha erken bitirilebilse. Doğru tabii bu da doğru da ama ferdi Hı. özellikleri oldukları için belki onlarla kapattılar hatırlıyorsunuz 2011'deki kadroda geç toparlandı ama ferdi yetenekler sizi 6-7 hafta götürdü ondan sonra takım birbirini bir tanıdı aldı götürdü her şeyi. Şimdi bu şekilde de o. ve en iyi, en iyi olay ne biliyorsunuz genelde takımlarımızın hepsinde öyle bu sezon gelen oyuncular hadi minimumdan 15 tane aşağıda 20'ye yakın oynamış oyuncular transfer ediliyor. Hani sezonu 20'den aşağı kapatmamış oyuncular. Doğru. Ta transfer edilen genel bütün hepsi. Oynayan, ulaş, oyuncular. oynayan oyuncular. Oynayan geliyor. Eskiden ne dedin? Aa, i̇şte 6 maç oynamış, 7 maç oynamış. Yok sakatlık olmuş. Fakat hepsi oynayan ve hazır geliyorlar. O yüzden de e, sezona da iyi başlayacaklar. Bu hafta belki yetiştirebilirler mi bilmiyorum da. Öbür haftaya İki tane transfer konuşulur. Bir sonraki maçta belki ya. oynama ihtimalleri de olabilir Galatasaray'ın. bir de evindeki ilk maçta önemli nokta. Sizin takım olacak? Giresun. Valla bizim takımı hiç sorma, <laughs> hiç sorma. Ben konuşmayayım. <laughs> Herkes bana diyor ki Giresun. Onlarda aldılar galiba, Giresun Niye konuşmuyorsun diyorlar. Yani şu anda şu tahta açılmazsa nasıl konuşayım? Tahta açılmadı. <laughs> o yani iki, ta ya. iki tane kulüp Süper Kayseri Spor ve biz yani Giresun Spor henüz tahtalarımızı açamadık. Dolayısıyla yapılan transferlerin mesela bu hafta oynayabilir mi, yetişir mi? Sorun da ne olduğunu da söyleyeyim. Sorun Türkiye Futbol Federasyonundan kaynaklı değil. UEFA'ya ya yani daha doğrusu FIFA'ya müracaat edip oradan e, alacaklarını tahsil etmek isteyen bir futbolcu topluluğu var. Biliyorsun onun için gidip FIFA'ya parayı yatırmanız Aynen gerekiyor. Öyle. öyle bir sıkıntımız evet, var. Onun için kapatırlar bazen işi. bana soruyorlar ya işte ne oluyor, niye konuşmuyorsun diye. Yani şu anda sesimiz kesildi yani konuşacak durumda Sen değiliz. Şey biliyor musun aktarıyorum? Şey Gal Galatasaray'da Stoper falan bakıyorlar bir Stoper evet. olayı da var. Rugani'nin falan ismi geçiyor. Bilmiyorum açıkçası. Evet. evet. Olur da Olur da şimdi Olur iki olsun. tane oyuncunun evet. ismi geçiyor da ben şunu söyleyecektim. Galatasaray'ı bekleyen bir tehlike daha var. Yani bütün bu bunlar bir olumlu şeyleri söylüyoruz ama. Şimdi şöyle bakıyorum Kerem. Abdülkerim Bardakçı. Evet. Bir. Yunus Akgün. İki. Kerem, Kerem. Aktürkoğlu. Üç. Emre Akbaba. Dört. Türk oyuncu. O Sekiz zaten... artı üç. Ha bunun yanında bazı oyuncular Taylan, Berkan falan var ama yani onları gördüğü zaman taraftar çok da mutlu olmuyor. Yani onu da söyleyelim. İşte e, Kazım e, var ama yani gerçekten de Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlikelilerden bir tanesi bu. Onun için Ali Akman transferi işte e, önemli. Onun için bence... Ee, Barış Alper Yılmaz'ın e, kazanılması önemli. Bunları özellikle söylüyorum. Yani bunlar değerli. Galatasaray'da şeyde ee, bu kadroda şey de olabilirdi. Neydi o e, Halil Dervişoğlu? İşte ile ilgili bütçe konusunda sıkıntı Anladım. var. da yani o Brand da var. Şimdi çok bu kurulan fazla kadroda, istekte bu bulunuyor. Bu kurulan kadroda iyi iş yapardı. Halil de iyi iş yapardı. Yani şu kadronun içerisinde bence kadro mühendisliğinde... ...yani en azından iki tane üç tane oyuncunun ya içeriden yükselmesi lazım... ...mesela Hamza gibi, Barış Alper Yılmaz gibi... ...yani Emre Kılınç gibi bazı oyuncuların ya içeriden yükselmesi lazım... ...mesela Emre Kılınç'la ilgili... Sivas Spor'un isteği var. var, var. Morutsan da biraz umudu kesmiş e, gördüm Rıza Hoca ama e, bu noktada işte, bu, bu oyuncular, Oğulcan gibi yani bunların biraz daha yüksek verime gelmesi lazım. Aksi takdirde e, hocanın eli zorlaşacak. Aydın ama şey de görmek lazım. Bak bunlarla bunlar da e, seviyeyi yakalarlar. İşte ben aynı söylüyorum. Önemli Yakalarlarsa da, diyorum sorun yak yok. Evet. Ama yakalayamazlarsa yakalay yani. Şöyle kalırsan Yunus, Kerem, Abdülkerim, Emre Akbaba diye kalırsan diğerleri onların çok altında kalırsa bu sefer e, hocanın eli zayıflayacak. Ben seviyeyi yakalayıp o seviyeye gelebileceklerini düşünün. Çünkü hep, hep söyleriz ya futbol takım iyi oyuncularla oynanır. İyi oyuncular sizi bir yere taşırlar. Hep birlikte olursunuz kolektif. Bu sezon Emre Kılıç'tan da farklılıklar görebiliriz. Arkadan gelenlerle de. Ama önce tabii ilk e, yapılan bu transferler. Mesela Leo desen çok kişi diyecek ki kim ya nereden işler alıyorsun? Sağ Yok abi, hocam bir öyle adama. o bir kadar. Bakıyorsun Fransa milli takımının iki tane ta kulüp değişmişler. Bize üçüncü oluyor. Nant, Lyon. Lyon. Lyon'dan da bir Galatasaray transfer oluyor. Öbür tarafa bakıyorsun ya yani çok fazla kulüpler tak oyuncular falan değil ve hepsi iyi yerlerde oynamışlar. Altyapıları çok iyi, milli takımlarda oynayan oyuncular. Evet. Hep alışmışız da işte bu ismi getireceğiz, şunu getireceğiz, bunu getireceğiz. Fakat takıma ve takım oyununa çok uygun oyuncular var. Mesela Oliveira takım kaptanlığı yapmış. Porto'nun takım kaptanlığını yapmış ve bütün o geniş alanı çok iyi bir radar gibi sürdürüyor. Bazıları der ki işte koşmuyor işte bitiyor öyle bir şey değil. Adam o kadar doğru yerlerde duruyor ki. Hamçık'la biz nasıl övdük geçen sezon oralarda. Esas önemli olan her tarafa gitmek değil doğru yerde olmak. Siz koşun her tarafa koşturun. E sonunda topu kullanamıyorsunuz. Pozisyonun içinde değilsiniz. E, Olivera da o tarzda birisi. Şey. E, Galatasaray'ın orta sahası çok iyime kazandı. Mitşo'nun yapmış olduğu açıklamalar var. Transferi sonrası değerlendirmelerde bulundu tecrübeli oyuncu. Ekranlara getirecek arkadaşlarımız ardından Galatasaray'la alakalı konuşmayı sürdüreceğiz. Fredrik Mitşo'nun açıklamalarını sizlerle paylaştık. Tecrübeli oyuncu. Azal forması giyiyordu ve Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Orta saha kurgusuyla alakalı aslında uzun uzun değerlendirmelerimiz oldu. Orta sağ kurgusunu belki şimdilik bir kenara bırakabiliriz. Birçok şeyin üstünden geçtik. Bunun dışında eğer Toreyra ve Evander transferleri de gerçekleşirse, Mahmut Hocam siz de devam edelim istiyorum. Ekstra bir katkı daha bekliyor musunuz? Herhalde yani. E, i̇kisi de çok farklı oyuncular. Birisi Yok, ikisi geldi. Oyuncu. Bir üçüncü transfer olur mu? artık yeter daha. Ne hangisi <laughs> olacaksın? Işte? Dört tane orası var. İki Orta tane... saha de... için sormuyorum. Ya, ön tarafa Diğer lazım. Ön tarafa ya. lazım. Evet. Bence bir de stopere lazım. İki mevki yani şöyle. Seferov için yanına artı bir de stoperlerden. Alttan herhalde orayı dolduracak yok gibi söyleniliyor. Ee, dışarılardan bakılıyor. Stoper zaten olmazsa olmaz alacaksınız. Artı dediğim gibi Seferovic Gomis de ikisi kaldı. Üçüncü bir santrofor ve da onların arasına girebilecek bir santrofor. Yani Gomis'ten de önce atabileceğiniz bir santrofor. Artık ondan sonrası da açıklarınız dolu. İçerisini doldurdunuz. Sol bekiniz dolu. Sağ bekte istenmese bile o ufak bir yırtık var. ikinci derece kalba. O da toparlanabilecek bir şey yani çok uzun vadeli falan değil ama e, bunlar da göz önüne alacaksınız. 3 hafta falan dediler ama galiba değil mi? 3 hafta. 3 2 ile 3 hafta arası o şekilde gidecek. Orada da omanınız var. Ee, yani esas elzem olan işte tekrar söylüyorum hepsi kapattıktan sonra önde santrofor oraya bir tane üçüncü adam ki Fenerbahçe'de bu bolluk var Galatasaray'da iki tane kaldı. İşte onun için değil mi? Halil Dervişoğlu bu kadroda çok ihtiyacı olacak bir ölçüde. Şöyle bir bakarsan çok farklı bir oyuncu olabilir daha da farklı bize gelebilirdi stoperi de var abi. geçen isimler var bir sürü konuştukları var Onlardan da bir tanesi bitiyor ama üç tane sizin şu anda stoperi kapatabilecek bir özellikle oyuncularınız var bakalım arkasından kimler gelecek. Şimdi ben şöyle söyleyeyim hani benim edindiğim bilgi doğrultusunda söylüyoruz Tabii ki biliyorsun bu işler böyle çok aleni yapılmıyor evet. yani gerçi her ne kadar şunu da söylemem lazım. Haklarını teslim edeyim. Hem Okan Hoca, Okan Buruk hem de Erden Timur Başkan dursun Özbek, yani transfer konusu olsun, diğer konular olsun çok net yani şeffaf bir yönetim gösteriyorlar. Onu özellikle söyleyeyim... Okan Hoca maç bitiyor, bütün sorulara cevap veriyor. Onunla Evander'le ilgileniyoruz. Mitchu şöyle, Grilish böyle. Yani Erden Timur da aynı şekilde. Bu tabii bizim işimizi kolaylaştıran bir unsur. Ama bu arada Mutlaka ismi gündeme gelmeyen bazı kişilerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi stoper konusunda istersen Omar konusunu söyleyeyim. Bence Dubois ile Omar arasında bayağı fark var. Yani son maçı seyrettiğim son maça göre söylüyorum ya da hazırlık maçlarına göre Fiorentina maçında iki tane arkaya kaçırdı. İkisi, biri gol oldu biri e, yani gol olabilirdi. Omardan yani, başlarız. Omardan. Omar'ın e, pozisyon hataları yaptığını görüyorum. Yani e, bu tabii hazırlık maçıdır falan diyeceğiz ama yani hazırlık maçı da olsa yani siz pozisyon hatası yapmayacaksınız. E, onun için e, yani Omar'la Dubu arasında farklılıklar var. E, o, bu Omar'ın bu dönemi nasıl idare edeceği de açıkçası merak ediyorum. Çünkü şu anda formda değil. Yani Hı. onu özellikle söyleyeyim bir kere bir. İkincisi Galatasaray bir stoper bir de santrofor transferi daha yapacak anladığımız kadarıyla. Stoper transferinde şimdi Luyendamadan beklentiler var ama stoper transferindeki olay şu. Bir sol stoper almak yani Abdülkerim Bardakçı'da sıkıntıya düşersek eğer orayı kullanabilecek bir oyuncu transferi için Galatasaray uğraşıyor. Ve yani benim duyduğum isim gelecekse. Galatasaray gerçekten de hani orta alanından sonra savunmasında da müthiş bir iş yapmış olur. Kimde duydunuz Malang Malank Sarı isim? duydum. Peki. Chelsea'de Malank Sar. He. Biliyorsun onu Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu da istemişti Fenerbahçe'ye. Porto'ya gitti, oynadı ve e, Thomas Tuchel e, kullanmayacağım diyor. Evet. Kullanmayacağım. Sözleşmesi de 2023'te bitiyor. Bence bir önemli bir fırsat transferi olabilir Galatasaray açısından. Sol stoper çünkü en önemli avantajı o. Ee, ve e, piyasa değeri de 8 milyon euro civarında olduğu için bir sene sonra sözleşmesi bitecek oyuncu yine Miç gibi 3 buçuğa falan bitirebilirsiniz. Peki onu e, takıma Galatasaray katarsa, Abdülkerim'in yerine koyarsa bu sefer 3. Türk oyuncu Formülü nasıl Emre çözülecek? olacak o zaman. İşte Ama onu orta anlat. alanınızda zaten. İşte onu anlatmaya çalıştım zaten. Yani onun için oyuncu kazanmanız gerekli dememin sebebi oydu. Evet. Tabii ki e, yani... Onu aldım oynayan bir oyuncu. Oynatırsın onu da <laughs> mecbur direkt takipte oyuncu. Yani bir ben yani. Malanksar o kadar çabuk bir oyuncu ki... Yani sen de biliyorsun Chelsea'de gerçi çok yüksek süreler almadı. Evet. Ama Porto'ya gitti, oynadı. Yani Nice'de oynadı. Yani... Önemli, oynayan bir önemli ve oynayan bir oyuncu. Bence hani mesela öyle bir ihtimal olursa hocam da söyledi şey de varmış ama yani onu biraz daha uzak ihtimal gibi görüyorum ben. Daniela Arugani de varmış. geçiyor. geçiyor ee, e, ama o bence biraz, de. Biraz daha uzak ihtimal. Bir de Santrofor mutlaka Santrofor transferi. Ee, şimdi şöyle diyebilirler. Yani nasıl Santrofor transferinden bahsediyorsun? Söyleyeyim nasıl Santrofor. Haris Seferovic var mı? Var. Peki Haris Soferovic'in geçmişinde bir sakatlık geçmişi var mı? Şu anda atlatmış Abu Bakar gibi geldi çatır çutur oynuyor. Hiçbir sıkıntı yok. İkinci santroforunuz kim? 36 yaşında mı? Gomis. 36 yaşında Gomis. Şimdi siz orada bu riski almamanız gerekiyor. Haris Seferovic müthiş bir başlangıç yaptı. Müthiş oynuyor. Sırtı dönük, alanlar açıyor vesaire tamam. Öyle bile olsa hiçbir şekilde bir riskiniz olmasa dahi yani Gomis'in yaşından ötürü Gomis'in e, önüne geçebilecek bir Santrofor'a ihtiyacımız var. Var yani. Aydın takım hızlandı. Ama işte Takışın hızlandı ama vizlandı. Gomis... İşte onun için. Işte Dedim ben, ya araya, araya bir tane lazım ikisinin arasında. Bir stoper bir Santrofor'a da e, yani o orta sahayı tamamladığını düşündüğümüz için söylüyorum Kerem. Mutlaka ihtiyaç var. Yani Ali Akman tamam hani e, kabul ediyorum. Oğulcan tamam kabul ediyorum ama onun üstünde oyuncu heyeti. Bazen iki forvet oynayacaksınız ki kaldı ki Gomis öyle bir açıklama da yaptı biliyorsun. Bazen ben oynarım bazen e, Haris oynar bazen <laughs> biraz de ikimiz zor, oynarız dedi. Biraz zor <laughs> Ama bence şu görüntüsüyle Haris oynar. Yani, yani Haris Seferovic evet. oynar. E, herhangi bir hiç dilemeyiz sakatlık ceza vesaire olmazsa Haris Seferovic oynar. Ama e, bir santrofor alabilirseniz oraya hocanın elini çok güçlendirirsiniz bir yabancı santrofor da ama sayısal olarak derseniz ha yani ne oluyor siz de durmadan söylüyorsunuz. Galatasaray'ın o kadar sıkıntısı yok. Şu anda 14 yabancısı var ki bunların içerisinden eleyeceği isimler de var. mesela Luindama yabancı e, olarak görünüyor. Belki Luindama gidecek. Belki Morutsan Morutsan gidecek. Belki yani. Chikildo gidecek Kim? belki yani bilmiyoruz. Morutsan, Morutsan. Kopenhag'a gidebilir. Sanki İtalya Serie B ihtimali de yüksek. Şu şeyden o taraflardan isteyenler İtalya'dan da var ama ya boşaltacak için tabii de Yani Galatasaray'ın yabancı e, konusunda Fenerbahçe kadar eli sıkıntılı değil. Evet. Onu bir söylemeye çalışıyor. çalışıyorum. tabii rakiplerinize bakarsınız. Bir de siz bu transferleri yaparken rakiplerinizi de analiz etmeniz lazım. Hangi bölgelere neler yapmışlar, hangi bölgede kuvvetliler. Benim müdafam rakiplere göre ne diyor? Mesela Beşiktaş'a bir çırpıda üç tane santrofor sayabiliyoruz. Rakiplerinizin santrofor bölgeleri çok kuvvetli. Siz de şu anda... Nasıl söyleyeyim ben? Yani, yani Gomis'i biliyoruz. Gomis'in geçmişine falan saygı gösterirsin ufakta ama şu anda seni o taşıyacak kapasitede iki tane kalmıştı. Ucan Sakattan... geçen sezon şampiyon olan takıma bakalım. Yani Kaç yani. santroforu var? Geçen sezon şampiyon olan takım kim? Trabzonspor. Sayalım. Cornelius, Canini, Koyta Üç tane santroforla yani işte, başladık. mi? Ya her yani Koita bununda... da... hiç oynamadı bilenler. Çok az oynadı. ama Olması gere... gerek gerek. Ama ne oldu? Çok kritik yerlerde de oyuna girdi. Yani 60'larda 70'lerde hani. Şu anda rakiplerin başladı. senin önünde Santrafor'a. Sende iki tane var. Şimdi işte onu söylüyorum. Fenerbahçe ve 5-6 tane sayıyorsun. Oynasın oynamasın. Yani, var. Gomis... Beşiktaş'ta 3 tane var. Yani, Santrafor menşekli evet. Yani, yani, sende iki tane Beşik, yeterli Beşiktaş'ta değil. Beşiktaş'ta tabii Beşiktaş'ın konumu çok daha farklı. Cenk Tosun gibi, Vegors gibi, Muleka gibi Santrafor i̇şte, pozisyonu tane oynayabilecek, oynayabilecek pozisyonu oyuncular versin, var. 3 Burada yani, yani, yerli oyuncusu Beşiktaş'ın oraya geçtiğimizde konuşuruz. Yerli santroforu diğer yerlilere göre daha önde. Galatasaray'da yerli yok. Santrofor ki i̇şte her Ali zaman Ali alacaklar. Her zaman Galatasaray'da yerli santroforlar hep bahsederdik. Yüz santroforlar var diye ama son dönemlerde de yerli santrofor bulamıyorsun. Tekrardan onların arasında Seferovic X birisi soru işareti kim? Artı Gomis işte burada değişiklikler olur, git geller. Sen maçı almışındır, götürmüşündür. Görmüşümü atarsın, genç bulduysan gençimi atarsın. O tabii hocam, şöyle o bir şey olsa işte. mesela e, senaryoyu yazalım. Öyle bir durum oldu diyelim, Santrafor'unu bir sonraki maça saklayacaksın, dinlendireceksin ya da işte ve umut bozuğun olsa elinde atarsın sahaya. Evet. Bir de aynı yerli şey tercihin abi. olur. Orta sahaya bir tane daha yabancı koyabilirsin. Onda bir yani çok uğraştılar onda. Evet. Ama şey mesela diyorum fazla yani. Yok uğraştılar onda uğraşmadı değiller. Umut bozuk. Hani Ali Akman'da Akman da aynı şeyi yapabilir misin? Ali Akman şimdi elinizde o tarzda oyuncu var. Şimdi i̇şte bu bir, o... bir, de gerçeğe bakmak lazım. Galatasaray'ın kadrosuna bakarsan o tarzda oyuncu var. Size oynatabileceğiz. Ali, Ali Akman tarzında. yani aynı şeyde nasıl söyleyeyim sana? Eee Tam santrofor olarak düşünmeydim onu da. Çünkü isim arkadan da kim atacağım. Gezgin, gezgin düşün. Mesela atıyorum. Kerem'i de sıkıştır atabilirsin. O ama tarzda, Kerem şimdi, sol kanadın şimdi bak, Ben ne diyorum orayı da bulabilirsin ama illaki Elzem orası alakman değil. Farklı bir oyuncu bak. Umut Bozok mesela. O tarzda ceza hocam, sahası. Ben, ben Bütçeyle de alakalı değil mi Efendim, hocam? Işte ben de onu diyorum. Alakalı. Ben de her yani şeyi şey onu anlatmaya çalıştım. Ama bazı yerlerde sen bir yere geliyorsan bak bu mevkiler sen de biliyorsun hepimiz biliyoruz ucuz mevkiler değil burası paralı mevkiler Santrafor falan çok hakikaten Aynen her yerde hocam. böyle. Ama Aynen. hocam Ali sıradan bir oyuncu değil. Bak ben sıradan demedim sıradan demedim demem de hı hı. ama daha tamamlayıcı seni daha farklı bir yere getirecek. Ali'nin Ali bir iki sene sonra çok farklı bir yerlerde olacak. E i̇nşallah. O zaman şunu konuşalım ben de aynı şeyi söylüyorum. Ali mi Umut Bozok mu? Şu anda Umut Bozok yani, önde. Ben de onu, çünkü Ali, Ali beklenti. Ali e, beklenti içerisinde bulunduğumuz bir oyuncu. Umut Bozok bu ligde kendini kanıtlamış bir oyuncu. Yani ben Ali, Ali Akman'ın Bursa'da attığı bir gol var. Ya yani ne golleri bu kadar, var. Bu kadar zeki, bu kadar akıllı, bu kadar doğru vuruşla sonra e, daha sonra ben onu şey yapmıştım, araştırmıştım. Çalışıyorum ben bu golleri dedi zaten. Yani Şimdi... Gerçekten gelecek vaat ediyor. Ama bana sorarsan eğer Umut Bozok olsa Umut Bozok. Hemen size oyun hazır oyuncu lazım He, şu atarım anda. Atarım yani oyunu. Litte gol kralı olmuş ee, bir Nasıl Serdar'ı Fenerbahçe içinde konuşuyorsak Umut Bozok da hem Türk oyuncu avantajından... ama Tekrar söylüyorum Halil Dervişoğlu da olsa hayır demezsin. Bu arada yani bir transfer gelişmesi var ekranda. Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı kiralıyor. Göztepe ile Sarı Lacivertli kulüp arasında anlaşma sağlandığı bir transfer gelişmesini Aspor ekranlarında sizlerle paylaşmış olalım. Eğer farklı detaylar gelirse bunları da aktaracağız. Göztepe forması giyiyordu İrfan Can e, Eğribayat. Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı söz konusuydu Aldın Domaç ve e, Altay Altay'a alternatif olacak bir profil gibi görünüyor. İrfan Can ne dersiniz? Şimdi Fenerbahçe kaleci konusunda şunu düşündü. E, önümüzdeki sezon Altay giderse biz bu kaleyi emanet edebileceğimiz yerli bir kaleci bulalım diye düşündüler. <laughs> Gökhan Akkan bu profile şöyle uymadı, oynamak istedi. Yani Altay'ın arkasında beklemek istemedi. İrfancan bir sene bekleyebilir. Ay artı ayrıca şöyle bir pazarlık dönmüştü iki kulüp arasında. O pazarlığın sonucunda başka şeyler de olabilir. Göztepe Tiago Çukur'u istiyor. Belki de e, şu anda neticelen yani nasıl neticelendiğini bilmiyoruz. Belki de Tiago Çukur'u verdiler. Kiralık olarak bir miktar para verip e, İrfan Can'ı aldılar. Bence doğru bir hamle. Gerekli. Ahmet Selim Kul telefon attığımızda detayları kendisinden dinleyeceğiz. Selim hoş geldin. Söz sende. Evet Kerem Can, Mulat, Fenerbahçe yedek kaleci konusundaki arayışında tamamladı. Ee, İrfan Can Eğribayat'la kiralık anlaş ee, Göztepe kulübüyle İrfan Can Eğribayat için kiralık anlaşıldı. Ee, şunu söyleyelim, oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Oradan da tabii anlaşma çıkmasını bekliyoruz. Ee, o süreçte tamamlanınca artık resmi olarak transferin açıklanmasını bekliyoruz. Dün akşam da bir haber paylaşmıştık. Sirubi için de e, bir başka Kaleci tabii o daha farklı bir e, statüde yaşlı bir oyuncu 35 yaşında ama Fenerbahçe Sirigu konusunda da bir anlaşma noktasına geldi şartlar e, iki tarafta ortak noktada buluştu o noktada son karar henüz verilmedi İrfan Canla da e, gelinen nokta bu ama çok kısa süre içerisinde İrfan Can transferinin açıklanmasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe yedek kaleci konusunda çözüyor. Forvet konusunda da bir takviye gelecek. Tabii onunla ilgili çok kısa sürede bir hareket yaşanmasını beklemiyoruz ama Slovaçko maçından sonra yine orada da arayışların hızlanacağını ifade edelim. Fenerbahçe bir de forvet alacak ve transferi tamamlayacak. Daha doğrusu artık sıra ayrılacak oyunculara gelecek. Fenerbahçe 9 yabancısını elden çıkarmaya çalışacak. Bu şekilde durumu özetleyelim. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kulu aktardıkları için. Mahmut Hocam nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi? Tabii ki hem Türk oyuncu hem de oynadığı yerleri biliyoruz. Adana Spor'dan çıkma orada da çok genç yaşta, çok ufak yaşta formayı aldı. Burada da tamamlayacak mı birbirini formayı da alırsa hiç şaşırmayın yani. Oynayan bir kaleciden söz ediyoruz. Biraz kendine ve bir kaleciler de olacak bunlar biraz daha farklılıklardır ama başarılı bir transfer ben görüyorum. Fenerbahçe'nin yaptığı başarılı bir transfer. Her zaman zaten sizin ikinci kalecinizle birinci kalecinize yakın büyük kulüplerde aynı seviyelerde de olması gerekiyor. Yani Allah göstermesin sakatlığınız biraz uzun sürerse hiç gözünüzü kırpmadan atacağınız mesela Galatasaray'da nasıl şimdi Okan var müşterinin arkasında gözünüzü sakınmadan atabilirsiniz. Genç kalecilerimiz de epey çıkmaya başladı. Başarılı bir transfer. Fenerbahçe iyi bir, bir transfer yaptı hafızamızı şöyle bir yoklayalım. Geçen sezon Altay'ın ayın e, sakatlığı sonrasında Berke Özer geçti Fenerbahçe kalesine. Bence çok kötü bir performans sergilemedi ama 7 goller, işte oyun içerisindeki e, oyuna sokmalar vesaire gibi konularda yaşadığı sıkıntı nedeniyle Tatmin edici bir performans sergileyemedi hı hı. ve işte onun için zaten Fenerbahçe bu noktada bir kaleciye yöneldi. Bence yerli kaleciye yönelmenin sebebi az önce söylediğim belki de başta konuştuğumuz 22 tane yabancı olması. İrfan Can bence doğru bir isim. Bekler mi? Altayı bekler. Ben Ben de olsam beklerim. 24 yaşındasın ve Altay'ın da gitme olasılığı çok yüksek. Yani önümüzdeki sezon gitme olasılığı çok yüksek. Eğer performans görev aldığınız süre içerisinde performans gösterirseniz önümüzdeki sene o kale size kalabilir. Yani Berke bunu kullanamadı. Onu söylemeye çalıştı. Resenar bahçede bildiğimiz kadarıyla hep uzun dönemler hep Türk kaleciler evet, başarılı kaleci. Türk kaleciler çıktı. Kaleci yakalarsa kaleyi Altay, Volkan, Rüştü, Engin hep, hep böyle doğru. geriye doğru gidelim yakaladığı andan itibaren yıllarca o kaleyi koruma şansına sahip oluyorlar. Ee, kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe İrfancan Can Eğribayat'ı kiralıyor. Göztepe ile anlaşma sağlandı. Selim Kulum aktardığı habere göre oyuncuyla da pazarlıklar devam ediyor. Bu transferi Sarı bitirmeye, noktalamaya çok çok yakın görünüyor. Kısa bir ara rica ediyoruz. Dönüşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Spor gündemi transfer kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemini konuklarımızla konuşacağız. Artur Masoku'nun röportajını şimdi A spor ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Sonrasında Artur Masoku siyah beyazlara neler katabilir bunu masaya yatırırız. Artur Masoku transferiyle birlikte siyah beyazlar sol bek mevkine de bir takviye yapmış oldu. E, Aldun maç onunla alakalı beklentiniz nedir? Artur Masoku siyah beyaz takıma neler katabilir? ya şimdi o da çok önemli bir oyuncu. Yani West Ham'ın e, oyuncusu. E, ben hani beklentilerimi yüksek tuttuğum oyunculardan bir tanesi. Umut Meraş'la e, bir yarış içerisine girecekler. Tabii burada önemli olan hani oraya gelmemiz, dönmemiz gerekebilir belki. Önemli olan e, acaba eee Valeryan İsmail ne tür bir değişim süreci içerisine girecek? Yani üçlüden vazgeçip dörtlüye son maçta döndüğü gibi dörtlüye mi dönecek? Yoksa üçlüde oynatıp Masuaku'yu üçlünün o dörtlünün orta sahasında mı kullanacak? Bunları görmemiz lazım. Buna göre biraz karar vermemiz lazım. Ama kağıt üzerinde iyi bir oyuncu. Üstelik de planlama açısından baktığımda, satın alma opsiyonu açısından baktığımda kiralanmasının bedelsiz olması, satın alma opsiyonunun 2 milyon 2.2 milyon euro olması bence e, bence önemli bir transfer e, başarısı diyebilirim. Yani önemli hı hı. bir başarı. E, isabetli bir transfer oldu. Bu arada tabii Rıdvan Yılmaz'a da başarılar dileyelim. E, gördüm şeyde 69'da mı 68'de mi Glasgow diyoruz. Şey, Glasgow diyoruz. ağız alışkanlığı Rangers'ta oyuna girdi. E, ona da başarılar dileyelim. Artur Masoku. ne dersiniz hocam? Olympiakos, West Ham. Ama ben söyleyeyim, sol bek mi? Bu, bu, enteresan bir çalın düzeyi var bunda. Yani çok bir e, <laughs> adam öyle bir şey ki, öyle bir kısa çalımları var ki üç kişi, dört kişi bir anda ekart ediyor ve devamlı aynı çalım atıyor. Öyle bir ters çalımları var. Sol bek mi dersiniz? Sola çık mı dersiniz? Yani çok farklı kullanabileceğiniz üçlüsünü çok üçlüyü çok iyi oynamasını bilen şey bir oyuncu. Yani o ne oynayacak yani onu i̇şte üç, soruyorum. Üçlüyü çok yalnız Halid, e, halde ya bu bir, her sol bekte bulamayacağınız bir meziyet var bunda. O kadar ters bir çalımlar var ki, o kadar çalımcı bir oyuncu ki. Yani dersiz ki bunu nerede kullanmak açık oyunculara yapabilir bunu. Ve hatta orta sahada zaten gençlik yıllarında Kongo'da da çıkarken yani o yetiştiği dönemlerde de önde oynatıyorlarmış. Valencia'nın da falan da o şekilde kullanılmış ama yani çok güçlü bir oyuncu, Koridoru çok iyi kullanan bir oyuncu. İcade kullanır mısınız? Dediğim gibi üçlü mü dörtlü mü? Ama ikisini de oynamasını çok iyi bilen bir oyuncu. Faydalı bir transfer yaptı. Yani ne demek istediğimizi bizim e, ligler başladığı zaman oynatmaya başladıkları zaman, e, bunu İngiltere'de yaptı, İngiltere gibi birlikte yaptı, o, Yunanistan gibi birlikte. Çok enteresan e, bir sol bek. E, Tekrar söylüyorum, siz bunu açıkta kullan, o görsel diyeceksiniz ki müthiş bir açık dersiz buna, ama öyle bir potansiyele sahip çok olumlu bir transfer. Ama her yaşamış. zaman Kerem, tüm transferlerde şunu söylememiz lazım. Orada evet, iyi oluyor, burada heh, ne olur? Her, her zaman söylerim var. Şöyle ben zaten. bir şey var, hep onu anlatıyorum ama zaman zaman izleyicilerimizden de o konuda farklı şeyler geliyor. Ama çok yetenekli oyuncu, ama çokça şunu unutmamamız lazım. Bu oyun ne atletizm ne boks ne tenis. Hı hı. Niye böyle söyledim? Tenis diyelim. Djokovic çıkıyor, bireysel performansını ortaya koyuyor, bitiyor. Oysa futbol, basketbol, voleybol gibi oyunlar bir takım bütünlüğü içerisinde oynanıyor. Yani sizin diğer arkadaşlarınızla uyumunuz da en az bireysel performansınız kadar önemli. Yani onun içinde de hani transferlere baktığımızda e, Masuaku kağıt üzerinde çok iyi transfer. Keza pek çok diğer transferler içinde. Michio için de söyleyebiliriz. Lingo, Yerinde ne, gördüğümüz içer. için o şekilde ha, biz işte Ama o. buraya geldiğinde bir iki maç oynadıktan sonra daha net fikir sahibi oluyoruz. Neden? Arkadaşlarıyla olan uyumu. Yani yıllarca şeyi konuştuk değil mi? Yani Gökhan Gönülle Kayt arasındaki uyum. E aynı şey Gökhan Gönülle ile Kuvareç arasında olmadı mesela. Yani o bindirmeleri yapamadı. Ha yaş biraz daha yaşlıydı falan deniyor ama netice itibariyle e, bu takım oyunu bir takım bütünlüğü içerisinde gerçekleşiyor her şey. Yoksa öyle kendi başımıza az önce söylediğim gibi işte e, atletizmde, boksta, e, güreşte yaptığımız başarılarla eş değerde değil. Çünkü orada bireysel performansınız var, rakibe göre bireysel taktiğiniz var. Burada genel bir takım taktiğinden söz ediyoruz. Bu Arthur. Yani onun, onun için hani ben e, oyuncunun, oyuncunun e, Masuaku'nun kalitesiyle ilgili herhangi bir şeyimiz yok bir şey yani. İn, İngiltere e, görmüş bir oyuncuyla ilgili. Ama burada da birkaç maç oynadıktan sonra bize daha net bilgiler verecek. Yani Hı? oraya bakarsak gerçekten çok doğru çok ve çok isabetli bir transfer. Rakiplere evet. çok baş artacak bir oyuncu. Yani nasıl o çalımları attığını, ya adamın sadece bir özelliği yok ee, Şey Kerem. Geçerken hani dersin ki standart bir çalım yeteneğiniz vardır onu da. Her çalımı çok farklı. Vücudunu çok iyi kullanıyor ve kendine o kadar çok güveni var ki. Ya ben bu topu kaybetmeyeceğim. Ve de çabuk bir oyuncu. Ee, hakikaten iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Hani son dönemlerde sakatlıklar geldi istenmeyen sakatlıklar falan oyuncularını kaybettiler mi e, ritmini da kaybettikten sonra bu tarzda bir oyuncu getirmeleri e, Başkıştekin e, o orası sorunlar olacak ne olacak kimde kapatacak derken e, güzel bir oyuncu aldılar. Şimdi yani Emirhan İlkan renkli yerine bir, renkli evet. bir oyuncu aldılar sol tarafta farklı bir oyuncu seyredeceğiz yani Emirhan e, çok çok iyi bir oyuncu aldılar. Emirhan İlkan'ın yerine de. E yine düşündükleri isim bence çok e, gelecek vaat eden bir isim. Kerem Atakan Keskin'i düşünüyorlar. Sivas'taki yani, de evet, mi? Ama tabii bilmiyorum Sivas artık hani Sivas'ı da bu kadar e, sıkıntıya sokmamak lazım. Çalım deyince de bir kişinin hakkını teslim edeyim. E, geçen hafta yani yarın tabii Konya Spor'un maçı var. Evet. Konya Spor'a da Başakşehir'e de başarılar diliyorum. ama. Vermişim. Yani de ne çalımlar atıyor Kerem yani olacak bir şey değil yani. Hani <laughs> evet. karşısında oynuyor olsam var ya futbolu bıraktırır yani. Gerçekten yetenekli bir oyuncu. <laughs> ben böyle çalımlar. Yani, yani... Bu, bu, da öyle, ya, bu da böyle, bu bu Beş ya, aldı, bu da son, bak, sol bekten bahsediyoruz bak. Son solbek. çizgide iki ayağıyla bir çalım attı. O çalımı yedikten sonra diye diyebilirsin ki yani. Ve tamam ben futbolu bırakıyorum artık. O, tamam senin, o senin bahsettiğin var ya. Aynısını bu da yapıyor. İki dar alanda yani bir kişi değil bir anda 2 3 kişi geçiyor böyle. Ya çok her çalımı farklı bir özelliği var bunun. çalımlar Çalımlarda çalım meziyeti çok çok farklı bir oyuncu. Savunma meziyetleri için hocam ne e, Savunma da İngiltere'ye geldiği zaman savunma meziyeti vardır senin. Kongo Demokratik Kongo'da da zaten oynayan bir oyuncu. O da var fakat ofansif falan çok güçlü. Benim kafamdaki soru işareti ne biliyor musunuz Masuaku ile alakalı? Ee, sakatlık olduğunda Aaron Creswell sakatlandı ki o mevkinin esas sahibi evet. Bestam'da o. Ee, o Masuaku'yu oynatmak yerine yani bence vasat bir sabek olan Ben Johnson'ı o mevkide değerlendirdi David Moyes. Bu, de bu benim kafamı kurcalayan şey. Işte. bir anlatmak istediğim bu. Hı -hı. Biliyorsun İngiltere ligi bu tarzdaki oyuncular pek sevmez. Onlar daha statik bir ve evet. pozisyonlarında aynısını mesela şeyde de Lucas'ta da konuştuk. Arsenal aldı yatırdı parayı ama baktı ki çok fazla toplar yani oyunda çıkarken siz onları çabuk oynamanız lazım. Hı hı. Onlar o takım oyunlarına daha ön planda atıyorlar. Biz de böyle kalitesi olan biraz gözümüze hoş gelen spektaküler yani. O tarzdaki oyuncuları sevdiğimiz yeri. için bizim ülkemize uygun oyuncular bunlar. Biz severiz böyle oyuncuları. Onun için Beşiktaş bence iyi, iyi kapattı orayı. Haldun dediği gibi biraz evvel söyledi o alındı satımlarda da e, bu tarzıki oyuncuları kolay kolay ucuza kapatamazsın. Evet, 93 kapattı. 93 doğumlu. Evet. E, iyi bir oyuncu aldılar. E tabii Beşiktaş'ın öbür tarafını konuşmamız lazım. Şu anda geldik orta sahasına. Orta sahası nasıl şekillenecek? Emiran'da gittikten sonra e, en büyük e, onların bütün orta sahan olmazsa olmazları Josef de Souza'nın düşünmeyecek, istemeyecek bir sakatlık. Epibi geri attı Siz orta sahada. Orayı hocanın şekilde kapatacak. Ama bakıyorsun işte son maçta da gördük. Ne kadar da olsa bir dörtlüye geçti. Oyun düzenini değiştirdi. Beşiktaş hani derler ya fabrika ayarına geldi eksikler olmasına rağmen de gene takır takır oynadılar. Burada artık top hocada kalıyor. Üçlüsünü mü oynayacaksın dörtlüsünü mü oynayacaksın? Hangisi daha iyi oldu Beşiktaş'ın? Dörtlü daha iyi oldu. Hı hı. Çünkü çünkü o, o tarzdaki oyuncular şu anda elinde mevcut senin. Sakatlıklar şey, baş gösterdikten sonra. Yani forvet attığına bir şey diyemezsin. Yani forvet attı. Hepsi birbirinden farklı. Golcü bir forvet attı bak. E Tosun var orada. Tosun girdi mi ceza sahasına? Yezer. Begos desin öyle mi? Muleka desin öyle. O da biraz daha geniş alan buldu mu zaten farklı bir oyuncu. Ee, sağ tarafınızı kapattınız. Ama ortası olmazsa olmazsa... Orada bir sakatlığınız var. işte Cezalı mı içeride kullanacaksın? Saati aça Mulekay'ı mı atacaksınız? Hocam Cezalı, cezalı sağda kullanacak. Şimdi, Yani dedim ya üçlü oynar belki atar onu o tarafa. Ee, hı hı. Şey, cezalı futbol aklı olarak yani şey dönene kadar. Çünkü orta sahada oyunu kurgusu Emirhan'ı düşünüyorduk. Emirhan da elden çıkınca e, bu sefer iki tane sizin üst seviyedeki futbol aklınız gitti. Orada kim kaldı? cezalar o tarzda oynadı. Yani sistem 4-3-3'e dönüyorsa eğer ki dönüyor gibi o, o görünüyor. O şekilde mi oynar farklı fark ettim yani oynar? Joseph Shetson Emirhan güzel bir üçlüydü aslında. Evet o yani. Herhalde yani. Bayağı güzel bir Şimdi, şey. Şimdi eee bir kere şunu söyleyeyim. Bayağın Trans, ötesi transferler yapılırken eee genel planlama 3-4-3 şeklinde yapıldı. 3-4-3'e uygun bir şekilde yapıldı. 3-4-1-2-3-4-2-1 yani buna uygun yapıldı ve hoca da transferleri yaptık, yaptıktan sonra buna uygun bir oyun anlayışıyla e, oynattı hazırlık maçlarını. Ama sonuç alamadı. Niye bunu böyle söylüyorum? 4 e, orta sahada az önce ne dedik? 7 tane 8 tane oyuncu saymak lazım dedik. Değil mi? Orta sahada. Ama 3-4-3'de üç, üç o göbekte 8 tane oyuncu saymana gerek yok. Çünkü iki tane kanat beki var. Evet. E, onlar sizi sayı olarak aşağı çekecekti. Şimdi buraya döndüğünüzde e, nitelik açısından demiyorum ama nicelik açısından da sıkıntı oluşacak Kerem. Yani şöyle söyleyeceğim. Şimdi Rozi'ye bir tarafta şimdi dörtlüye göre diyelim ki Masuak bir tarafta tamam oldu. Ortaya Fernandez Fernandez'de Salih Uçan'ı koydun. Hı hı. Yedekleri de Kartal Kayra, Atiba falan. Yani Josef de Soğuz'u olmadığı için söylüyorum. Ama şimdi eğer dörtlüye dönersen 4-1-4-1 dört bir, 4 işte 4 2 3 1 ya da 4 1 3 2 falan gibi düşündüğün andan itibaren bu sefer orta alandaki o 3 oyuncu artı 3 de 7 ile 6'ya çıkması gerekiyor doğru isimlerin. Orada ciddi bir sıkıntı oluşacak. Zaten hoca 18 8 numara istemiş. Yani Valerian İsmail. Bence Valerian İsmail'in 8 numara istemesinin sebebi buradan kaynaklanıyor. Ve Ceyhun Kazancı'nın Sözlerinden okuma yapalım istersen bak Tabii sözlerinden. Ki. Diyor ki stoper düşünmüyoruz diyor. Stoper düşünmüyoruz diyor. Şimdi niye düşünmüyor? Wellington, Roman Saiz, Montero, Emrecan Uzunan. Dört tane stoperin var zaten. Eğer üçlü oynamıyorsan yani dörtlü oynayacaksan oraya yedekleyebileceğin oyuncuların da var. Stoper düşünmüyoruz. Kenny transferini askıya aldık diyor. Biliyorsun Keni Philip Keni ile ilgili bandırmalı e, Philip Keni çünkü Enkudu kalacak diyor. Enkudu gitmiyor, gönderemiyorlar. Evet. Dolayısıyla Enkudu da sol kenarda Muleka'nın alternatifi gibi. Hatta Cenk de oraya. Yani o ne oldu? E, yani o e, şeyi daha bir şekillendirdiniz yani. O e, dörtlü savunmalı oyunu da. Ama daha... bir yandan da Altında maç sol kanat e, çok sağlam görünmüyor sanki. Tamam Muleka iyi bir oyuncu ama sanki center olarak daha etkili olan bir isim. Şimdi George kudu zaten bir var, beş yok. İşte doğru. Cenk Tosun için o mevki idare edebilir. Cenk Neden? idare edecek. Bu kadar idare edecek zaten şey gibi yapacak. Ya net bir e, oyuncu göremiyorum açıkçası. Şimdi onunla ilgili e, Fasnah vardı biliyorsun. Fasnahı hani Fasnach'da sağ sağ taraf ama joker, sağ kanat bek için he, sanki çok idealdi. Bir, bir oyuncu. joker oyuncu gibiydi öyle bakmamız lazım ama Fasna olmayacak diyor Ceyhun Kazancı. Net evet. diyor. Yani olmayacak diyor. Zaten eğer sistem değişecekse şu an Fasnah'ta Gerek yer de yok bu takımda. İşte onun için söylüyorum yani anlatmaya çalıştığım o yani Beşiktaş'ta pek çok şey bir anda değişiyor yani gördüğüm kadarıyla. Benim orada en çok dikkatimi çeken açıklamaları arasında Has için yeterli olmadığı, performansının hoca tarafından yeterli bulunmadığı konusu var. Bir de Serdar Sağatçı'nın işte kendisine sözleşme e, önerdik. Sanki şartlı bir e, af gibi görünüyor. On o pek hoşuma gitmedi. Yani açık söyleyeyim çok hoşuma gitmedi benim. Yani böyle şartlı, <laughs> imzalarsan gelirsin, yoksa gidersin falan gibi hoşuma gitmedi. Ama şunu söyleyeceğim e, kesinlikle bir orta alan oyuncusuna ihtiyaç var. Sol kenarda niye e, Enkudu? Arkasına Muleka, Cenk oynar. Hatta bir adım daha gidelim. Kenan Karaman da oynar sıkışırsanız. Nerede? Yani Sol kenarda. Abi, bir dil, takımda falan şey oynadı. Bu arada Sercan Dikme bizi bekliyor. Oh, tamam. süper. Bir Sercan Dikme ile konuşalım. Ondan sonra Kenan Karaman'ın... Gerçek ustaya bırakalım. ...geri olabilir mi göreceğiz. İşte Sercan <laughs> bizi bekliyor. Sercan, Sence Beşiktaş'ın transfer gündeminde bundan sonrası için çok ön plana çıkacağını düşündüğüm bir mevki ya da Varsa aklında isim e, alabilir miyiz? Kerem Kerem Canbulat çok teşekkür ederim. Haldun Domaç'a Mahmut Hoca'ya da iyi yayınlar. Selamlar, saygılar. Selamlar. E, tabii Beşiktaş'ta gündem orta saha transferi. Emirhan İlkan transferinin e, artık gerçekleşmek üzere olması. O nedenle Beşiktaş'ın o noktaya zaten bir transfer isteği vardı. Emirhan'ın ayrılışı sonrasında iki merkez orta saha, iki sekiz numara transferi yapacak. Biri yerli biri yabancı. Yerli olan zaten önceki gün haberleştirmiştik. Sivas Spor'dan Kerem Atakan Keskin. Beşiktaş Kerem Atakan Keskin'i kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı. Biraz daha resmiyete dökebilmesi için bu görüşmeleri Emirhan İlkan transferinin gerçekleşmesini ve o paranın 4,5 milyon euronun yatmasını bekliyor. Aslında Emirhan İlkan transferiyle de ilgili birkaç cümle söylemekte fayda var. Çünkü e, 5-6 gün oldu bu haber ilk çıkarttığımız günden itibaren. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Emirhan İlkan ve Beşiktaş Kulübü'nün arasında yapılan kontratta Haziran ayı itibariyle 4,5 milyon euroya fesi olur maddesi var. Ve herhangi bir kulüp, Torino şimdi, herhangi bir kulüp Beşiktaş'a bir teklifte bulunacak. 4,5 milyon euroya biz almak istiyoruz bu fesi maddesini. Beşiktaş'ın da otomatik olarak bu teklife bir cevap vermesi gerekiyor. Yani çünkü bu 4.5 milyon euroyu evet şu an yok ama birden fazla kulüp teklif ediyor olabilirdi. O nedenle Torino'nun teklifine, resmi teklifine cevap vermesi gerekiyor. Artık bu prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Ee, ödeme tek seferde gerçekleşecek. Ancak ne zaman gerçekleşeceğine dair o prosedürler görüşülüyor birkaç gün içerisinde artık bu transferin sonuçlanması gerekiyor ki bambaşka bir seviyeye çıkmasın durum. O bambaşka seviyene Beşiktaş Kulübü bu teklife cevap vermez ise 7 gün içerisinde ki 7 gün dolması Cuma günü dolacak bugün. Eğer Beşiktaş teklife cevap vermezse evet futbolcumuzla görüşebilirsiniz. Zaten anlaşma sağlandı da resmiyette cevap vermezse ne olacak? Emirhan İlkan'ın tek taraflı sözleşmesini feshederek Torino'ya transferi gerçekleşecek. Belki bu olacak bir ihtimal değil. Şu an düşük bir ihtimal ama olması masada olan bir ihtimal. O nedenle işin bu boyuta yani FIFA'lık olmama boyutuna geçebilmesi için Beşiktaş'ın bu teklife cevap vermesi gerekiyor. Öğle saatlerinde üst düzey yöneticilerle konuştuğumuz zaman bu teklife cevap verdiklerini, kabul ettiklerini Resmi prosedürlerin tamamlanmasını beklediklerini, sağlık kontrollerinin ardından paranın Beşiktaş Kulübü'nün banka hesabına, resmi hesabına yatması gerektiğini ifade ettiler. Bu prosedürler tamamlanmasını bekliyoruz bizler de. Bu prosedürler tamamlanırsa birkaç gün içerisinde Emirhan İlkan e, yeni kulübüne imza atabilmek için İtalya'ya gidecek. Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi yarın saat 13'te. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş'ı takip eden biz basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirecek. Ee, görüntü alınmayacak kulübün isteği doğrultusunda. Tabii ki gündem ki bunu zaten bir basın toplantısı olacağını düşünmüştük. Sohbet toplantısına döndü bu durum. Ee, Sayın Başkan'ın söyleyeceği sözler çok önemli orada. Elbette söylediklerini haber yapacağız. Emirhan İlkan konusuyla ilgili bu işin bizim bilmediğimiz, eksik bildiğimiz noktalarını anlatacaktır. Belki de yeni bir gündem yarın saat 13'te başlayacak. 14 itibariyle yeni bir gündemle karşı karşıya olabiliriz. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Durçebi'nin açıklamalarının ardından. Emirhan konusu bu. Beşiktaş'ta iki merkez orta sahadan bahsettik. Yabancıya dair henüz isim yapma noktasında değilim ama yerli az önce anlattık. Onun dışında Beşiktaş'ta zaten sol bek transferi gerçekleşti. Bir transfer beklemiyoruz ama Beşiktaş'ta dengeler çok hızlıca değişebiliyor. Filip Keni gelecek derken bir anda Kevin Enkudu'nun kalmasıyla birlikte dörtlüye dönüldükten sonra kanatlı bir oyuna geçiş yapıldı. O nedenle artık Kevin Enkudu takımda kalacak gibi görünüyor. Keni transferi rafa kalktı. Şu an stoper çalışması yapılmıyor ama bence belki bunu söylemek için erken savunmada bir sürpriz ayrılık olursa bir stoper takviyesi gerçekleşir ama henüz bunu dolu dolu altını doldurabileceğimiz bir seviyede değiliz. O nedenle Beşiktaş'ta transfere dair biraz sular durulmuş gibi görünse de camianın içerisinde konuşulan bu konular 48 saat içerisinde özellikle Emirhan konusu 48 saat içerisinde Beşiktaş gündemini fazlasıyla meşgul edecek gibi duruyor Kerem Canbulat. ...atladığım bir nokta varsa cevaplandırmak isterim elbette. Sercan benim bir sorum var. Sonrasında olursa konuklarımızın soruları üstüne konuşabiliriz. Evet. George Kevin Enkudu sakatlık problemleri olan... ...devamlılık sorunları olan bir oyuncu. O mevki için Muleka belki ilk 11'e düşünülüyor ama... Evet. ...Muleka da Center for pozisyonunda daha verimli. Cenk Hı. Tosun var elde. O da ancak bir şekilde kotarabilir. Ama net bir e, sol kanat oyuncusu değil. Tamam mecburiyetler Enkudu'nun kalıyor olması belirleyici olabilir ama o pozisyonla alakalı Beşiktaş'ın kafasında bir şüphe yok mu? Yorum kısmına Kerem Can Bulat sizin yorum kısmına yaptığınız yoruma katılıyorum. Sadece belki Enkudu ile ilgili sakatlık problemi şimdiye kadar hep darbeye bağlı oldu ama geri kalan özellikle sol kanada sağ ayaklı ceza sahasına giren tiplemeden bahsederdi e, Valerian İsmail Hoca. Özellikle e, geçen sezon geldiği bölümde ancak Çift forvete döndükten sonra Beşiktaş bu istek raftan kalktı. Ancak şimdi bir kez daha masada e, bence de Beşiktaş'ın oraya bir transfer yapması gerekiyor ama henüz gerçekten Beşiktaş o noktaya transfer yapacak, oraya da bütçe ayıracak diyecek noktada değilim. Dün e, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı lansman vardı sponsorluk lansmanı orada. Ee, bizlerle çok ayaküstü bir sohbet etme şansı bulduk kendisiyle. Orada aslında bazı şifreler verdi. Belki sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz yeni transfer bölgeleri oluşabilir yorumu yaptı. Ama halen altını doldurabileceğimiz kesinlikle oraya bir transfer gerçekleşecek diyemiyoruz. Ama ben gerçekleşmesini bekliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. İsim noktasında bir şey söyleyemeyeceğim. Ama tipleme noktasında Valerian İsmail'in sohbetlerde edindiğimiz bilgi. Kevin Enkudu tarzının dışında daha fazla ceza sahasına giren şut özelliği olan forveti tamamlayabilen ki bu yorumların hepsini e, çift forvete döndükten sonra 3-4-1-2'ye döndükten sonra yapmıyorduk ama tekrar dörtlüye 4-3-3'e döndükten sonra yapacak kıvama geldik. Bu tiplemede bir oyuncu arayışı var. Hani ilk aklıma gelen Ryan Babel tarzı bir oyuncu arayışı var. Ama bence Beşiktaş o noktaya Kevin Enkudu'nun olduğu noktaya bir transfer yapacaktır. Ancak isim soruyorsanız isim verecek, e, teyit ettirebildiğim bir isim yok şu an Kerem Can bulat Sorayım istersen ee, Soralım. Sercan, e, aslında biraz ipucu verdin ama yine de bir sorayım. E, bundan sonra Beşiktaş dörtlü mü oynayacak? Bir, Serdar Saatçı'nın e, gidişatındaki son durum nedir? İki, bir de kiralık gidecek oyuncular belirlendi mi? Üç diye üç tane soru sorayım sana. Kiralık oyuncularla ilgili kararı Valerian İsmail e, ilk maçın sonunda... Cumartesi günü oynanacak olan maçın sonunda verecek Haldun abi. O nedenle e, şimdi bir şey söylemek için erken. İkincisi Serdar Saatçi konusu. Bundan yaklaşık 12-13 gün önce Beşiktaş Kulübü 5 beş yıllık yeni bir kontrat teklif etti. Oyuncu tarafı bu teklifi kabul etmedi. Ki bunu e, dün Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ da yapmış olduğu açıklamayla doğruladı. Sayın Kocadağ da dedi ki biz ee, Serdar Saatçi ile kontrat uzatmak istedik ancak henüz sonuçlanmadı ee, bu durumun sonuçlanmasını bekliyoruz dedi benim edindiğim bilgi de eğer Serdar Saatçi teklifi kabul etmezse kadro dışı ki bunu kadro dışı durumunu bu kelimeyi Beşiktaş kulübü şu an kabul etmiyor takımdan uzak yorum yapıyorlar ama resmi internet sitesinden kadro dışı olarak açıklanmıştı o nedenle kadro dışı demekte bir yanlışlık görmüyorum ben kadro dışı kalma durumu devam edecek Haldun abi. Eğer kontrat imzalanmazsa ilk soruyu unuttum Haldun abi. Devam mı edecek Beşiktaş diye? Dörtlü. Haklısın ben böyle 10 tane soru Biliyor sorarsan diyorsun. Şu an kafamda o kadar Beşiktaş'ın dengelerine dair <laughs> e, düşünceler var ki her saniye başka bir yeni bir gündemle karşı karşıyayız. O on nedenle biraz e, unuttum. Özür dilerim. Dörtlü durumu hoca 4-3-3 ve 3-4-3 Bizim iki sistemimiz artık var dedi. Kayseri Spor mücadelesinde orta sahadaki eksiklikler nedeniyle 3-4-3 e, çıkarsa ben şaşırmam. Halen net bir şekilde eğer Beşiktaş'ta Josef sakat olmasaydı, eğer Beşiktaş'ta e, Atiba sakat olmamış olsaydı Beşiktaş dörtlü çıkardı ama şu an ortadaki, orta sahadaki o problem birazcık Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda. Emirhan gitti, Getson var. O noktada Salih Uçan var. Yani işte orada orta sahadaki sıkıntı belki ilk maçta 3-4-3 e, oynamasını mecbur bırakabilir Beşiktaş'a. Ama uzun sürede ligin genel süresinde %70, %80 Beşiktaş 4-3-3 oynayacak. Ve en önemli burada Beşiktaşların konuştuğu durum Aldun abi Gezdal'ın varlığıydı. Gezdal'ın oynadığı mevkiydi. Gezdal artık eski Herkesin bildiği, herkesin memnun olduğu sağ tarafta oynayacak. ama her zaman, her sistemde. <laughs> Peki ben teşekkür ederim. Teşekkür Benim ederim. başka bir sorum yok. Teşekkür ediyoruz. Sercan Dikme'ye Mahmut Hocam var yok. mıydı söyleyeceğiniz teşekkür bir şey? Teşekkür ederiz. Sercan ol. teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşürüz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sercan Dikme Beşiktaş'ın gündemine dair bizleri bilgilendirdi Hı. ve siyah beyaz takımda sistemle alakalı hocanın da Hı. bahsettiği noktaya değinmiş oldu. Ben net cümlemi söyleyeyim istersen. Tabii ki. Bizim oyuncularımız ya da bu profiller öyle iki tane sistemi maç maç değiştirerek oynayamaz. Kanaatimi söylüyorum. Hı <laughs> Yani bir maç arkadaşlar çıkıyoruz dörtlü oynuyoruz. 4-2-3-1 oynayacağız. Ondan sonraki maç çıkacağız. 3-4-3 oynayacağız arkadaşlar. Ben bunu çok yakın görmüyorum. Oynayan bir oyuncu olarak da söylüyorum. Çünkü oynadığın sisteme uyum yani hocam burada hoca var tabi ben oynayan kişi olarak söylüyorum hocalık yapmadığım için çok fazla benim çok kısadır hocalık hayatım hı <laughs> hı. Ee, ben oyuncuları böyle değil şöyle bak maçın içerisinde bazen yaparsın stoperini santrofora gönderirsin üçlüye dönersin falan ama bir maça başlıyorsun Kayseri Spor maçına 4-2-3-1 ertesi maça başlıyorsun 3-4-3 bir maça başlıyorsun tekrar 4 e, neyse 4-1-4-1 bu bence oyuncuların çok böyle hani e, seveceği ve kolayca uygulayacağı bir iş değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum hoca görüşü Hani hoca, hoca görüşünü de şöyle söylüyorum yani ben de çalıştırdım takım ama hı hı. antrenör diploman falan var yani çalıştırdım ama tabii hocam gibi değil yani bizimki çok daha mütevazı bir durum. Ya oynayabilirsin de şöyle devamlı değişiklik olur. Sabit bir şeyin olur senin. E, belli bir düzenin olur. Belli bir dizilişin olur. Onu anlatıyorum zaten. İçinde değiştirebilirsin. Içinde. Mesela Beşiktaş'ın şu andaki eğer o sakatlıklar falan olmasaydı çok da güzel çift santraforla oynardın. Ona uygun oyuncuların var. Evet. Ama her şey işte evdeki hesap çarşı uymuyor deniliyor. Birden bir o sakatlıkların gelmesi. Yani en büyük sakatlık esasında Josef de Soğuz'a. Yani bunu inkar edemezsiniz. Onun yanındakileri geç oynatan de oynatan de olsaydı. Salih'i de oynatmak isteyen oydu. Bir de Emirhan'ın gidişi. Emirhan hakikaten çok ekstra bir oyuncu. Yani biz belki hani deriz de doyamadan gidiyor, fazla seyredemedik. Allah yolunu açık etsin söyleyecek bir şey yok. Şimdi mesela sol tarafa araştırma yapıyoruz değil mi? E bu Artur da oynar orada. Bak Artur da çok ekstra bir oyuncu. Emirhan oynar ama devamlılık oynatır mısın oynatma belki bulana kadar idare edebilirsin. Çünkü ofansif yönü çok güçlü bir oyuncu. Yani o driptingleri kabul Hocam ofansif yönü bek için güçlü ama kanat oyuncusu için şöyle sanki şöyle, çok da bekten ziyade sayılmaz. bu, 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 bu çocuğun bu bu oyun tarzı bu teknik kapasitesi bir bekin de üzerinde. Yani çok enteresan bir sol bek bu. Sadece yani, ben hocama bir konuda itiraz edeceğim. Bilmiyorum tabii. Kerem de itiraz eder mi? Hocam arkadan oyunu görerek gelmekle bir e, savunmacının kucağında oynamak şey tabiriyle söylüyorum tabii futbol tabiri böyledir diye söylüyorum... yanlış anlaşılmasın. Oynama arasında çok fark var hocam... Ya şimdi şöyle, artık günümüzde çok fazla bekleyen... açıklar maçıklar yok. Devamlı değişkenli olduğu için hareket halinde olmak bir de kapasite şey önemli. Değil, şu anda sizin elinizde o kreatifte bir oyuncunuz yok mu sol, sol tarafta? Yoksa ya, ya. ihtiyaç halinde derseniz bir maç oynatırım dersem ama ben de, de onu anlattım. Zaten yani, onu anlattım. Yani anlattım. Çok ö ö e ekstra bir sol bek bu. Ya emin olmak izleyeceksiniz. Ya sol bekte bu kadar da bir dripling kabiliyeti, bu kadar oyun perspektifi farklılık olur mu? Bazılarında oluyor çünkü sol ötesinde bir sol Şimdi bu. ben örnek örnek olarak şey de söyleyeyim hocam size. Mesela Caner'den arkada oynarken aldığınız verim, kaç tane orta atıyor, gidiyor falan diyorsunuz. Ön tarafa geldiğinde aynı şeyleri yapamıyor. Neden? Çünkü ön tarafta bir savunmacının savunmacının markajında oynuyorsun. Sürekli markajı var sana, savunmacı yaklaşıyor çünkü. O topu alacaksın. Sırtı dönük oynayacaksın. Yüzü dönük oynamak başka bir avantaj. Tabii. Onun için de hani ben hani böyle her oyuncu önde de oynar, arkada da oynar diyemiyorum. Bazı yani. oyuncular var. Bu da bu bazı oyunculardan bir tanesi. Evet. Bunun da sırtı dönükken yani rakiplere yaptığı o enteresan işte tabii bunun devamlılığını görmek lazım. Ne kadar oynasın. Bu sadece bulamadığınız zaman kullanma şansınızın bir şey. Ben o açıdan söyledim. Yani e santroforlara bakalım hocam mesela. Santroforlar santroforların ee, mesela sırtı dönük santroforluk yapma yüzde yirmi bir tanesinde bir tanesinde yüzde %60. Yani ikisi de santrofor, Yok, santrofor sonuçta. Santrofor özellikleri yani, tabii konuşurken onları çok fazla yaya dolaşan mı dersiniz biraz daha önemi çıkan dersiniz. Yani şöyle Beşiktaş'ın en büyük zaafı ya zaaf demeyelim ona da en büyük hendikapı şanssızlığı Josep de Souza'yı kaybetmeler oldu. Yani orta sahanın bütün alanını kapatan bir oyuncu Ama ve... bir, ta, bir takımın bir oyuncu ben de kabul ediyorum çok değerli bir oyuncu. Oyunun işleten bir oyuncu ama bir takım da bir oyuncuya bağlı olmamalı Şimdi diye şöyle, düşünüyorum yani. Evet. Bir oyuncuyla olayda yani, oldu Allah korusun iki ay daha uzadı ama sakatlığı. Ama oyuncunun kim olduğuna da ha. doğru çok doğru ama yani şöyle Mesela yap Kerem Aktürkoğlu ya da Yunus Akgün bir süre sağdan uzak kalsa işte bende yani Galatasaray de... onlara denk ya da yakın bir oyuncuyla e, o bölgeyi doldurabilir mi? Dolduramaz. Ya Elindeki şöyle e, yakın bir oyuncu bulmaya çalışırsın ama Joseph De Souza konusunda şunu söylemeye çalıştım yani. Eyvah Josef De Souza yok. Evet çok değerli bir oyuncu. Hatta şampiyonlukta çok değerli bir oyuncuydu. Çok. Onu net söylüyorum. Ama bir teknik adam da ya Joseph De Souza yok. Ya yani diğer 10 oyuncu fazla bir şey üretmiyor Şimdi, diyemez yani. Değil. Dememesi onu, lazım. Onu, o, diye o tarzda düşünemiyoruz ama çok büyük bir çok büyük bir virtüöz oldu. Mesela Getson'u aldınız yanına düşünürsünüz ama Getson çok farklı bir oyuncu. Getson'un da oyun düzenesi bakın Josep de Soğuz, öyle değil. Ne zaman nereye koşacağını şeyin e, nerede tehlikenin nereden geleceğini sezen bir oyuncu. Getson çok ee, Rastlantıya çok genç olmasın ve tecrübesiz olmasını anlayacağım ki oralardan çıkmış ama gene tecrübesiz. Dikkat edin hazırlık maçlarında bile buradaysa buradan kalkıyor oraya koşmaya gidiyor oraya hiç gerek yok sen yerinde itmeleri yapsan işte niye yozetle sozu oluyorsunuz o tarzda oluyorsunuz. Sezgi çok önemli. Getson'da sonunda enerjisinden bir şeyler yapmak istiyor ama esas oynadığı mevkide esas pozisyondaki alanını boş bırakıyor ve Beşiktaş'ın bu sefer göbeği açılmış oluyor. Hazırlık maçlarında da gördüklerimiz bu. Salih ile geç sonuna götürebilir misiniz uzun süre? Çok yani zor. Salih Ancak işte şu anda e, size e, Josep de Soze'ye yakın bir ortasa Almak mecburiyetinde kaldılar sakatlıktan dolayı. Atiba'nın da sakatlığı gelmesine kadar uzun mu da kısa mı bilemeyiz. Hmm. Yani Beşiktaş o kadar büyük bir talihsizlik yaşadı ki stoperlerden bir sakatlıklar geldi. Orta sahası sakatlık geldi. E birdenbire ne yapıyor? E, Emiran'ın da gitmesi. Bu sefer iyice boşalttınız. E, kimin üzerinde kalacak burada şimdi iş? Bütün iş Getso'nun üzerinde kalacak yeterli mi? Bütün orta sahayı toparlamak. Yani da Salih de dörtlü bir orta sahanın göbeğindeki ikili olarak yeterli olmaz. Ben Net söyleyeyim. Şöyle yani. Haldun. ben dizilişlerde dizilişlerde falan dörtlüdür, ikilidir, üçlüdür o kadar fazla takılmıyorum. Şöyle takılmıyorum. E, verimlilik çok önemli. Ama sizin esas omuriliniz neresi orta Niye hep geçen sezon Galatasaray dedi ki çok kötü gözükmesi orta Şu anda ikisini de sizi ligi e, götürebilecek kapasiteler mi var? Ama Yanında mesela bir geç son Josef'te söz ediyorduk. Önlerinde bir emiran. E, oh, işte. Hocam şunu anlatmaya çalıştım. 3-4-3'te göbekte iki oyuncunuz kalıyor. Herhalde yani. E, ee, yani dörtlü 4-2-3-1'de <laughs> dört, Göbekteki oyuncu sayınız fazlalaşıyor. 3'e, 4'e çıkıyor. Onu anlatmaya çalıştım Şimdi yani. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Dörtlü, birli, ikili falan. Zaten kolektif hepsini beraber oynadığınız için hepsi o itmeleri, kapamaları mecbur beraber yapacaksınız. Ama burada esas ana kalıp sizin Josep de Souza gibi bir oyuncunuzun olması Getson'un da bu sefer hareket alını, bu sefer Getson ne yapması lazım? Bize göre tabii bunu. Her yere koşacağınıza ana pozisyonda kalacaksınız. Kapatan karşıdan ve oyunu kuran arkadan işte onu uygulaması lazım. Veyahut da Josep de Souza gibi birisini hemen anında bulabilirmişsiniz. Mutlaka vardır isimler ama gelip de onları oturtmak çok kolay değil. Kolay bulunmuyor. Sen başladığımızda yayında ne dedin? Golf ülkelerinden gelip de devamlılık kazanan tek bir oyuncu gördük biz Josep de Souza. Geri kalanları hepsi gittiler. Hiçbir varlık gösteremediler. Onu da zaten kendisini takıma çok adayan, çok çalışkan yani düzgün Ama pek profesyonel nadir bir oluyor bir şu işte şey. olduğunu e, söylüyor. Kerem onun için şunu yaparsın. E, yani orada olman senin takım e, arkadaşları için de herhalde yani. iyi bir orada olman söylüyor. profesyonellikten uzak kalman anlamına gelmiyor. Takım çalışmasının dışında diyelim ki haftada 3 gün takım çalışması yapılıyor. Genelde daha az yapılıyor. Sen 2 günde bireysel çalışma yaparsın hı hı. ve ee, ama arkadaş... işte yaparsan. Ha, her onu söylüyorum. Ya. Yani, her arkadaşlarının üstünde sahibi, sahibi, sahibi olursun. Sahibi Belki de Joseph de Souza bunu yaptı. Yapmış yani olabilir. Üç Doğru. takım çalışması. Iki de kendi çalışmasını yaptı. Hiç sırıtmadı. Bir yani geldiği yani zaman. Öyle bakmak lazım. Transfer yani. ettikleri zaman ya eyvah dedik oraya gidenlerden geri dönenlerden hiç verim alınamadı. Ama Josep de Souza öyle bir başladı ki işte tekrar gene sarbaşa şey yapacağız. E, çok büyük bir eksik oldu Beşiktaş için. <laughs> ama futbolun içinde bunlar var. Ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz. Sakatlıklar geliyor. Ona göre de e, sağınızı, önünüzü, arkanızı ona yakın oyuncularla tamamlamak mecburiyetindesiniz. Tabii şey de söylememiz lazım. Yani bir Emirhan gitti ama Emirhan deli başta yani Gökhan Hoca'yla da konuştuk. Öve Hı -hı. öve bitiremiyor Emirhan Delibaş'ı kanat organizasyonlarında. Müthiş performansı Arkadan var. Arkadan Beşiktaş diye oyuncular var. Çok teknik var ya, kapasitesi çok yüksek diyor. Gökhan Hoca'yla konuştuğumuzda ki yani çok fazla seyredemedik tabii çocuğu. Gökhan Hoca, Hoca için, da her genç oyuncu ile alakalı o övgü kadar dolu konuşmaz. O kadar söylemez. Evet. Mesela işte şey içinde Emirhan Delibaşı için de yani çok özel bir oyuncu diyor. Ayakları çok yumuşak. E, iyi, yumuşak. Ondan sonra kolay çalım atıyor. Yani şimdi öyle söyleyince belki de kanatlarda öyle bir. O da ama gezalın alternatifi gibi. Yani evet, hala salt. bir sol kanat oyuncusu değil. Bizde yani işte, şu var. Beşiktaş'ın da genç oyuncudan en büyük şansı e, Valerian İsmail. O da gençlerle uğraştı. İkinci takımlarda işte rezerve takımlarında hep biliyorsun Almanya'da o evet. gençlere getirir. O tarz ve oradan neleri kazanabileceğinizi, neleri yukarı çıkarabileceğini bilen bir hoca. Ama işte hoca ne dedi ben üçte oynayacağım. Bunu bu kadar sene çalıştım, bunu yaptım ettim. Fakat işte bir anda darmadan oluyorsunuz yani işte. Orasının gitmesi, öbürünün sakatlanması, öbürünün transferi. Yani onun için İki pozisyonda günümüzün e, futbolunda neler çok oynanıyor? Onun ikisini de her şeyi düşünerek oynamak mecburiyetindesin. Şu anda Beşiktaş'ın şu andaki elindeki kadro dörtte oynamaya Şimdi sanki. ben bakacağım hocam. E, mesela Oğuzhan Akgün var. O da çok yetenekli bir oyuncu. Geçen mesela, sezon ikincilikte çok evet, iyi iş çıkardı. En mesela, iyi oyunculardan biri. Yani mesela Oğuzhan da çok özel bir oyuncu. Mesela Oğuzhan Akgün acaba ne kadar şans bulacak diyorsun ya Valerian. Ben hmm. burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir durum var hocam. Bizi, beni şampiyon yap diyorsun ee, tabii. sonra da diyorsun ki bana üç tane de genç oyuncu oynat. O diyor ki ya bunları oynatırsam şampiyon olamazsın. İnanmıyor çünkü yani daha performanslı daha fazla kariyerli oyuncuları tercih ediyor. Ya Oraya dönmek istemiyorum. Emirhan İlkan sürekli oynamadı. Yani gitti baktığımızda Arda sürekli oynamadı. Yani o çok e, potansiyeli belli. Zaten yani, oyuncuların e, potansiyeli belli. E, e yani ama potansiyeli belli de ne yapıyor? Hoca diyor ki yani onu oynatacağıma ben işte atıyorum şunu oynatırım. Bu sene diyorum. oynardı ama Emirhan kalmış olsaydı bu sene tahmin ediyorum ben, ben yine ee, Josep de sözde sakatlanmasaydı. Geç sonunda ikisi önlerinde Emirhan'ı kullanabilirdi. Farklı bir e, olayda kullanabilirdi. Ama e, biraz zor hocam bak yine denkleme baktık. Joseph var diyelim. Bak denklemde söyleyeyim sana. Joseph var yanında da Getson var evet. diyelim. Öyle oynayacaksın. Önde 3 tane oyuncu seçeceksin. Vegors, Emirhan, Muleka, Cenk Tosun. Seç bakalım hocam. Ya oyunun gidişatına göre değiştirebilirsin. Ha, değiştirebilirsin yani. ama işte Abi, yani şimdi, ilk planda düşünmeyecek. Ama 4-3-3 mü oynuyorum? Evet. ...hay hay... 3-4-3 oynuyordu ya hocam. Belki de beşli. yani dedik ya ...Joseph'le Getson'u koyduk. Önüne 3 oyuncu koyacağız. Orta sahada belki ...Gezal'ı koyacak... Dönüyor, çift santrofonu ba, arkalı yapar. Hocam, bir, Gezal, bir... Gezal var. Gezal bir. Evet. Bu tarafta Muleka ya da Cenk Tosun var iki. Önde Vegors var 3. Arkaya da bir tane şey atamıyorsun artık. Onun yani içinde yani yine, şey. yine de böyle hani yüzde yüz. Ha bana kalırsa, bana kalırsa bak söylüyorum. Eğer bu sezon net söylüyorum Arda Güler 25 maçın altında oynarsa Fenerbahçe yazık eder. O kadar net söylüyorum. Emirhan gittiği için bir şey söylemiyorum şimdi Emirhan'a. Kalsaydı kalsaydı ona da 25 maç yazmamız lazımdı. Yoksa başka türlü kazanamazsın hocam. Böyle yani, yani kenarda bekleyerek oyuncu kazanamazsın. Öyle diyorsun. Bunları dışarıdakiler 2-3 maçta potansiyeli zaten önceden takip ediyorlar onlar. Evet. Ulularda Uğurlarda e sen milli takıma falan geldiysen hep bahsederim burada. 15'e girdiğin andan itibaren ekiplerin Avrupa'daki ekiplerin milli takımları takip eden scoutlar var. U15 tane var. Onlar gidiyor. Oralarda izleme şansları çok yüksek oluyor ve oralara göre de kararlarını veriyorlar kendi takımlarını. Yani şimdi biz tabii hep dizilişlerden bahsediyoruz, oradan bahsediyoruz ama elinizde böyle bir potansiyeller varsa da yani yazık oynatmamak da çok az. İşte Arda'yı şimdi nasıl oynatacak? Hadi gel bakayım Arda'yı oynatacaksın oynat hocam. Pedro yani, var mesela bar orada. Barcelona kimi oynatıyor? Ya, 17 yaşında oyuncuyu. Onlar Pedri, mı? Gavi, Pedri'yi, Gavi'yi onların, onların, nasıl oynatıyor? Bak, onların hocam onların falan değil. Barcelona, Barcelona Onların kültüründe takım değil var. Yani? Yani. Onlar öyle çıktı onlar. <laughs> onlar bu kültürle doğdu, büyüyorlar. Biz hep tabii senin dedi, ne dedin sen şampiyonluk istiyorsun. Oyuncu i̇şte yetiştiriyoruz. Aslında hocam siz olması gerekeni söylüyorsunuz. Evet, evet. Haldun'da maçta bu şartlar, bu bakış açısı <laughs> altında olacağı söylüyor. Ama hep de ne diyorlar biz? Aynen yani öyle. Aslında ben farklı ben, bir noktada ben de, Ama biz fazla. alttan yetiştirelim diyorlar, Altyapıya önem verelim diyorlar, evet. burayı kuralım, diyor. e buradan çıkanlara da artık yani eğer sen bir Arda'yı yakalamışsan, bir Emirhan'ı yakalamışsan belki amiyane bir tabi olacak ama kör olman lazım onları oynatmaman için. Yani bir yerde sen çok çok affedersin aptal olman lazım. Böyle elindeki bir oyuncular varsa ya, oynatmıyor işte. Oyna, e, Oynatmıyorlar. Artık hocam. ne diyeceğiz? Onu <laughs> biz burada yani. bizim burada bize düşmez. Biz sadece <laughs> överiz eğer varsa bir şey evet. söyleriz. Artık onları karar veren merciler, oradaki çalışanlar. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağulu'nun Kopenhag ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Bu açıklamaları şimdi ekrana taşıyacağız. Sonrasında bordo Maviller'den. Şampiyonlar Ligi, fly-off turunda beklentimizi konuşacağız. Ee, Kopenhag belki Trabzonspor için en istediğimiz rakip değildi. Bunu söyleyebiliriz ama e, Sayın Ahmet Ağoğlu da bu noktaya parmak basıyor. Trabzonspor da Kopenhag'ın en istediği e, rakip değildi. Böyle de bir realite var. E, aslında iki takımın potansiyelini, kadro kalitelerini mukayese ettiğimizde hocam... ...sanki Trabzonspor daha ağır basıyor ama e, Kopenhag düzenli olarak bu seviyelerde oynamayı alışkanlık haline getiren... Farklı bir kültürü olan, disiplin seviyesi yüksek ve bizim takımlarımızı Gerçekten. zorlayabilecek tarzda bir ekip. Bütün her şeyi kantara koyduğunuzda sizce hangi taraf daha ağır basıyor? Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında görebilecek miyiz? Ne dersiniz? Tebriğimiz hep aynısını söylüyoruz. Hep teminimiz başlarken o şekilde başlıyoruz. Öbür taraf daha kolektif, daha... Böyle hazır ve çok kadrolarında fazla değişiklik yapmadan her sene üzerine kata kata farklı oyuncular bularak getirilen bir takımdan söz ediyoruz ki Cornelius takımına karşı oynayacak. yetiştiği takıma karşı. Oradan çıkma biliyorsunuz. Evet. Ee, Hamcik'in kaybetmesi Trabzonspor için onlar için de çok büyük bir endikap. Yosette nasıl konuştuysak Trabzonspor için de aynı şekilde e, bugün çıkmadan evden... E, işte söylendi 4-5 hafta sürer deniliyor. 4-5 hafta onu toparlama sürecini de üzerine katarsanız <laughs> Trabzonspor'un şu elindeki ben bırakın sahasını solunu of santroforlarını falan değil ama orta sahası Şampiyonlar Ligi için yeterli değil çıktıklarınız andan itibaren. <laughs> Oranın oyun kültürü çok farklı. Ee, şampiyonlar için biz hani gözümüzü kapatıp da işte vatan millet sakarı o takımları gerçekleri söylemek lazım. Şu andaki Türkiye Ligi'nde siz onları götürüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde hakikaten monte edecek bir kadronuz var. Ama hamçık olmuş olsaydı bile siz burada onun yanına ona yakın bir oyuncu getirmeniz lazım Yani e, biz kendi ülkemizdeki futbolla Trabzonspor'un gösterdiği performans ve başarılı oyunla şampiyonlar liginin aynısını konuşamayız. Orası çok farklı. E, yani bir de hamçık'ı kaybetmeniz sizin hemen hemen takımın oyun kültürünü kaybetmek oluyor. Yani çok basit bir oyuncu değil mi? Oynamayacak bir oyuncu çok basit bir oyuncu değil. Sizin takımınızın yarısı. Her şey de var. Ve onun yanındakilerle onunla birlikte oynuyorlar. Şimdi bir de daha stoperi bitiremediniz. Ve öyle bir sıkıntınız var. Yani uzun sürdü bu stoper. Yani şu ana kadar Trabzonspor'un çoktan o stoperi bitirmesi gerekiyordu. Farklı yerleri zaten alacaksınız da. Ama stoper olanı çözmeniz lazımdı. Hı <laughs> hı. Elinizdekilerle olacak. Dişli bir rakip ama hiçbir takıp da yenilmeyecek gibi değil. Onların da cevapları var. Senin de cevapların var. Burada birbirlerini iyi analiz eden takım. Yalnız şu, şu gerçeği unutmayalım. Çok iyi açılıp kapanan bir takım. Kopenhagen. Dışarıları çok iyi kullanan bir takım. Ve mücadeleci de bir takım. Hayırlısı olsun yani Trabzonspor bir eneval stoperini ve orta sahasını kapatsın yani başka söyleyecek bir şey bilmiyorum. Halbuki ama Çamşik Çamşık çok özel bir oyuncu. Evet. Bununla alakalı herhalde kimsenin itiraz edeceği yok. bir konu yok. Ama evet. sezona da iyi başlamadı onu Geçen da Geçen sezonda evet, e, aslında sakatlık problemi yaşamıştı yani Trabzonspor evet. olumsuz ne yapacağını da biliyor. Çok tam büyük bir kayıp kabul yok. ediyorum. Ama telafi edilemeyecek bir durum mu? Yani Josef'in kaybı kadar baskın mı sizce takım içindeki ee, rolü icabı? Farklı rollere göre doğru. Yani hı hı. iyi bir e, hamşik, yani e, performansı yüksek bir hamşiki kapatabilmek çok kolay değil. Çünkü evet. oyun aklı olarak oynuyor. Josef ise oyunun savunma tarafındaki aklı olarak oynuyor. Yani oyunu e, birisi yönlendiriyor, birisi rakibe karşı oyunu durduran kişi pozisyonunda öyle bakabiliriz. Yani oraya zaten bir transfer herhalde yapacak Trabzonspor ama yetişir mi bilmiyorum. Şimdi Kopenhag'la ilgili ben de birkaç tane küçük not söyleyeyim. Bir kere sezona çok kötü başladılar. Yani iki tane mağlubiyetleri bir galibiyetleri var. Yani kötü bir başlangıç. Tabii ki Danimarka futbolunun en önemli takımlarından bir tanesi. Bizim Başakşehir'le oynadıklarında son 16'ya kalmışlar ve Manchester United'e eğlenmişlerdi. Evet. Onu söyleyelim Avrupa Ligi'nde. İki takımın değerleri açısından baktığımızda 61 milyon değeri var. Trabzonspor'un 121 milyon değeri var. Yani ikiye katlayan bir değer taşıdığını söyleyelim. Ee, tabii ki önemli oyuncular var. Bunlardan iki tanesini söyleyeyim ki bir tanesi Fenerbahçe taraftarının çok yakinen tanıyacağı Claeson var. Ee, çok evet. istemişti Fenerbahçe. Ee, İsveç milli takımında da oynayan bir oyuncu. Sol kanat oynuyor. Bence dikkat etmemiz gereken oyunculardan bir tanesi o. Bir diğeri de İspanyol oyuncu Biel. Ee, Biel gerçekten çok farklı bir oyuncu. Mutlaka sen e, takip evet. etmişsindir. Yani kısa boylu ama bu kadar mı çabuk gidilir, bu kadar doğru yere mi koşu atılır? Bizi en çok zorlayacak oyunculardan bir tanesi de o. Ha, İkinci forvet gizli forvet gibi de oynuyor. Kontrol edilmesi çok kolay aynen bir oyuncu öyle. değil. Sabun köpüğü gibi bir oyuncu ve son maçlara baktım biraz hep hoca onu tek santrafor gibi oynatıyor. Evet. Arkada kayboluyor bir anda geliyor ön direk arka direk koşularını yapıp oralara girerek etkili oluyor. Tabii klasyonda e, sol kenar ama forvet arkası gibi de oynatıyor hoca onu. Bizim için tabii şöyle söyleyeyim yani ben e, iki takım arasındaki yapıya baktığımda ben Trabzonspor'un ağır bastığını bakam şike rağmen diyorum hani olmamasına rağmen ağır Hı -hı. bastığını düşünüyorum. E, ki orada tanıdığımız iki de oyuncu var onu da e, mutlaka biliyorsunuzdur Mukayru var e, Antalya Spor'dan Kuma Babakar var Alanya Spor'dan evet. onlar da orada oynayan e, bizim ligden yolu geçmiş oyuncular. E, ben şunu söyleyeyim e, ben bu eşleşmede... Ne kadar bir. Bu eşleşmede ben Trabzonspor'un önde olduğunu düşünüyorum. Sağ stoper meselesi, ön libe, şey, e, öndeki oyun aklının e, bir süre olmayacak olmasına rağmen Trabzonspor bence zaten bizden daha önce rakip e, daha e, ürktü, daha fazla e, temkinli konuşmaya başladı. E, Teknik direktör Torup evet çekilebilecek en zor kurayı çektik dedi. Çıkışlara dikkat edeceksin <laughs> kaybettiğin toplarda çok çabuk geliyorlar. E, tabii ki kuzey ülkesi çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. sevgili seyirciler Ağız Spor ekranlarında spor gündemi transferde sizlerle birlikte olduk. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.